Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirlerimiz, otomotiv sektöründe dijitalleşme ve siber tehditler webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Webinarımızın açış konuşmasını gerçekleştirmek üzere sözü odamız yönetim kurulu üyesi Sayın Salih Sami Atılgan'a bırakıyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katılımcılar, izleyiciler, İstanbul Ticaret Odamız tarafından düzenlenen otomotiv sektöründe dijitalleşme ve siber tehditli webinarımızın tüm izleyiciler için, sektör ve ülkemiz için fayda sağlaması temennisiyle İstanbul Ticaret Odası yönetimi ve şahsım adına hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Bugün otomotiv sektörü için oldukça önem arz eden iki konuyu, dijitalleşme ve siber tehditleri, sektörümüzün kıymetli temsilcileriyle birlikte konuşacağız. Moderatörlüğümüzü yapacak olan Özlem Güçler Hanım ve konuşmacılar Birkan Atlamaz, Tunç Atasoy, Halil Kemal Taşkın, Sezgin Bilgin Bey'e kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşacakları ve webinarımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Sektör mensubu olarak kısa bir başlangıç yapıp sözü moderatörümüze devredeceğim. Dünyanın en büyük ilk 10 endüstrisi arasında yer almakta olan otomotiv endüstrisi 2023 yılında da hiç kesmeden büyümeye devam etmektedir. Covid-19 salgını, ABD ve Çin arasında yaşanan politik ekonomik gerginliklerle beraber Rusya-Ukrayna arasında patlak veren savaş, diğerlerinde olduğu gibi otomotiv endüstrisini de etkilemiştir. 2022 yılında çip krizi ve tedarik problemlerinin yarattığı etkiler olabildiğince aşılarak üretim artmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüş. 2023'te ötelenmiş ve öne çekilmiş talebi karşılamada zorlukla yaşanmış olsa da üretim ve satış ateşlerinde rekor sayılabilecek seviyelerde gerçekleşmektedir. Artan teknolojik yeniliklerle uyumlu bir şekilde ilerleyen sektörlerin başında otomotiv sektörümüz gelmektedir. Küresel sürdürülebilirlik kapsamında hükümetlerin kendileri koydukları karbon emisyon oranlarını azaltmaya yönelik hedefler bağlamında 2050 yılına kadar karbon emisyonlarının net sıfır olması hedefi gibi attıkları adımlarda otomotiv endüstrisinde dijitalleşmenin hızla artmasına katkıda bulunmuştur. Karbondioksit salınımının azaltılması amacıyla elektrikli araçların üretimine geçilmesiyle beraber bilhassa dijitalleşmeyi benimseyerek modern teknolojileriyle üretim yapan Tesla ve benzeri gibi markalar halihazırda gündemde olan elektrikli araçlara olan ilginin gittikçe artmasına vesile olmuştur. Otomotiv sektöründeki trendlerin başında elektrifikasyon ve otomasyon gelmektedir. Bu nedenle son zamanlarda otomotiv endüstrisindeki yatırımlar elektrikli araç üretimi ve batarya teknolojileri üzerinde yoğunlaşmış. Artık insan el becerisine dayanan üretimin geride bırakılması ve robotlar ile dijitalleşmiş seri üretime geçilmesi nedeniyle otomotiv firmalarının en son teknolojik gelişmeleri takip ederek üretimde meydana gelen yenilikleri benimsemesi onlar için büyük bir önem arz etmektedir. Gelişmekte olan teknolojiler ile beraber dijitalleşme artık üretim sürecinden satış sürecine kadar her alanda etkili olmaya başlamış. Hızla gelişmeye entegre olan otomotiv endüstrisi yeni süreçleri benimserken sektöre yapay zekayı da entegre etmeye başlamıştır. Universal Robots tarafından yaklaşık 10 yıl önce icat edilen işbirlikçi robotlar üretime daha çok entegre olmakta ve üretimde dijitalleşmeyi daha da güçlendirmektedir. Nesnelerin interneti sayesinde günlük hayatta kullanılan nesnelerin internet aracılığıyla diğer nesneler ile veri alışverişi yapabilmesi sağlanmaktadır. Böylelikle nesneler birbirleriyle senkronizasyon halinde çalışmaktadır.
Bu teknolojiyi benimseyen otomotiv üreticileri topladıkları veriler ile tasarruf, verimlilik ve kalite sağlayabilmektedirler. Dünyada hem yerel hem de küresel pazarda rekabetçi olarak kalabilmek için birçok otomotiv firması dijitalleşmenin artması ve pandemi dönemiyle beraber otomobillerin çevrim içi ortamda satışının gerçekleşmesi sıradan olağan bir durum haline gelmiştir. Değerli katılımcılar, dijitalleşmenin otomotiv endüstrisindeki etkisinin artması ile beraber otonom araçların kullanımının artması da her ne kadar birçok yönden avantaj sağlasa da bazı dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Siber tehditler bu dezavantajların arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz yıllarda global bir otomotiv markasının sahip olduğu platformdan müşteri bilgilerini açığa çıkarak kimlik bilgisi doldurma saldırısına uğramış. Bu saldırı ile müşterilere ait kişisel bilgiler saldırganların eline geçmiştir. Kimlik bilgisi doldurma saldırılarının yanı sıra araç motorlarına uzaktan müdahale edilmesi ve yakın mesafeden araçların kilidinin açılması ve benzeri birçok siber tehlikesi de bulunmaktadır. 2024 yılına kadar gerçekleşecek siber tehditlerin 500 milyar dolar civarında zarara yol açabileceği öngörülmektedir. Tesla firması gibi insan müdahalesi bulunmadan otomatik pilot sayesinde sürüş hizmeti sunan firmalar için araç motorlarına uzaktan müdahale edilmesi yanısına artık parmak izi veya teknolojik araçlar sayesinde araçların kilidinin açılması da müşteriler için endişe verici bir durum. Türkiye'de de hali hazırda TOG, Karsan, Anadolu İstüzü ve Ford Otosan elektrikli araç üreticisi olarak yer almaktadır. Diğer birkaç firmanın da bazı çalışmalar hazırlıkların içerisinde olduğunu haber almaktayız. Batarya elektrikli araç üretmek için kurulmuş olan TOG, araç gücünü iyon pillerden almaktadır. Böylelikle kullanım esnasında sıfır emisyon salınımı gerçekleştirebilmektedir. Dijitalleşme ile satış kanalları da değişmektedir. TOG tüm satış modelini internetten yürüteceğini açıklamıştır. Bununla beraber Türkiye'de internet satış uygulamalarının yaygınlaşması da beklenmektedir. Evet, çok kıymetli izleyiciler, tüm dünyayı etkilemiş olan tedarik zinciri sorunları araba üreticilerinin stratejilerinin de değişmesine sebep olmuştur. Üreticilerin dijitalleşmeyi daha çok benimsemesiyle beraber birçok kolaylık elektrikli araçlara entegre olmuştur. 2022 yılında dünya çapında 10 milyondan fazla elektrikli otomobilin satıldığını, 2023'te satışların %35 artarak 14 milyona ulaşmasının beklenmesine sebebiyet vermiştir. Elektrikli otomobillerin 2020'deki pazar payı %4'ler civarındayken 2022'de 14'e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın öngörülerine göre 2023 yılı için beklenti ise %18'e çıkacağıdır. Günümüzde dünya çapındaki tüm elektrikli otomobillerin yarısı Çin'de bulunmaktadır. Çin'in bu konudaki önemini vurgulamak gerekiyor. Çin'i Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir. Değerli katılımcılar, oldukça önem arz eden bu konuları sektörümüz temsilcileriyle detaylı bir şekilde dinleyeceğiz. Kendi bilgilerinden istifade edeceğiz. Ben sözü moderatörümüze devrederken tekrardan kendilerine ve tüm diğer konuşmacılara, katılımcılara teşekkür ediyor. Webinarımızın faydalı olması temennisiyle herkesi selamlıyorum. Sayın Salih Sami Atılgan'a vermiş olduğu değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi webinarımızın moderatörlüğünü gerçekleştirmek üzere sözü Otomotiv Sanayi Derneği Genel Sekreteri Sayın Özlem Güçlü'ye bırakıyoruz. Kendisi uzun yıllar boyunca otomotiv sektörünün önde gelen firmalarında görev almış olup 2015 yılı itibariyle Otomotiv Sanayi Derneği'nde çalışmaya başlamıştır. 2020 yılında ise OSD Genel Sekreteri olarak atanmıştır. Çok teşekkür ediyorum.
Öncelikle Sayın Yönetim Kurulu üyemiz Salih Sami Bey'e bu hem sıcak hem de birçok bilgi içeren bu giriş konuşmaları için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Herkesi saygıyla ve de sevgiyle selamlıyorum. Bugün açıkçası enteresan bir konuda birlikteyiz. Benim de ilgiyle dinleyeceğim bir konu olacak. Bugünkü konumuz otomotiv sektöründe dijitalleşme ve siber tehditler. Bugün tabii şöyle, aslında bir yandan hızla dönüşen dijital otomotiv dünyasının beraberinde getirdiği siber tehditlere, güvenliğimizi nasıl sağlayacağız konularına biraz daha detaylı bakıyor olacağız. Sayın Yönetim Kurulu üyemizin de bahsettiği üzere aslında otomotiv sanayi son 10 yıldır biliyorsunuz çok çok büyük bir dönüşümü konuşuyor. Bu dönüşüm birçok bacaklı. Hani bu CASE diye adlandırdığımız hepimizin çok çok iyi bildiği işte connected, bağlantılı araçlar, otonom araçlar, elektrifikasyon ve araç paylaşımı gibi birçok konsepti aslında son 10 yıldır konuşuyoruz ve bütün projelerimizde bu konular üzerine yoğunlaştırıyoruz. Tam bunlar zaten hayatımıza çok çok büyük bir yer alırken bir yandan da bildiğiniz üzere son dönemde bu iklim odaklı hedeflerin hız kazanması ile birlikte elektrifikasyon süreci çok daha hızlandı aslında dünyada. Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatla birlikte yayınladığı hedefler aslında bunda tetikleyici rol oynadı. Dolayısıyla elektrifikasyon zaten büyük bir hızla geliyordu, artık daha da hızlandı. Ama tabii biz bugün olayın biraz daha bağlantılı araçlar tarafını ve siber güvenliği konuşuyor olacağız. Şimdi bildiğiniz üzere gelişen teknolojilerle birlikte ve tabii bir yandan da müşteri beklentilerindeki dönüşüm ve değişimle birlikte bizim araç yapılarımız hızla değişiyor. Araç yapılarının değişiyor olması demek tabii aslında yaptığımız işi çok büyük bir ölçüde değiştiğini anlamına geliyor. Artık akıllı araçlar, bağlantılı sistemler, otonom sürüş bizim önemli gündem maddelerimiz arasında. Tabii bunlar artık şöyle, yani bir tercih gibi değil, bize aslında birçok regülatif zorunlulukla da birlikte aslında önümüze çıkıyor. Yani birçok sistem zaten artık homologasyon sürecinin bir parçası olarak da bir zorunluluk olarak da karşımıza çıkar vaziyette. Tabii şimdi bu dijitalleşme ile de siber güvenliği birbirinden ayrı bakamıyoruz. Bu artık araçlarımızı tasarlarken bir yandan artık bu güvenlik sistemlerinde bu araç geliştirme faaliyetleri içerisinde zaten sürecin başından itibaren geliştiriyor olmak durumundayız. Hep diyoruz, çok artık jenerik oldu bir yandan da, artık araçlarımız büyük birer veri üreticisi haline dönüştü. Tabii veri çok kıymetli, çok değerli ama o veriyi yönetebilmek, onun güvenliğini sağlayabilmek de apayrı bir konu. Bir de bizim özellikle dikkat çektiğimiz bir konu aslında bu veri dediğinizde, güvenlik dediğinizde bu apayrı da bir sorumluluk aslında firmalar için, sektör temsilcileri için. Çünkü siber güvenlik sadece hani yol ve yolcu güvenliğiyle sağlamak için verilerimizi korumak anlamında değil, bir yandan da müşterilerimizin güvenini kazanmak, şirketlerimizin, sektörümüzün, markalarımızın itibarını korumak için de çok çok büyük bir öneme sahip. Dolayısıyla konu çok boyutlu. Bence günümüzün ve çok uzunca bir süremizi de alacak kritik konulardan bir tanesi. Dolayısıyla konumuz heyecanlı. Ben de merakla konuşmacılarımızı dinleyeceğim. Şimdi müsaadenizle hemen ben artık konuyu uzmanlarına bırakıyor olayım. Bugün 4 konuşmacımız var bildiğiniz üzere. Önceki ilk 2 konuşmacımız daha çok otomotiv sektöründe dijital dönüşüm ve dijitalleşmenin getirdiği riskler ağırlıklı olarak bize bilgilerini aktaracaklar. İlk konuşmacımız Birkan Atlamaz Bey, Anadolu İSUZU'dan Elektrik Elektronik Sistemler Müdürü. Hoş geldiniz öncelikle Birkan Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben şimdi sözü size bırakmadan şöyle kısaca bir Birkan Bey'den de bahsetmek istiyorum. Birkan Bey 17 yıllık mühendislik deneyimine sahip ve 2006 yılında Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden kendisi mezun oldu. Kariyerine ticari araç üreticisi OEM'lerde başlayan Birkan Bey şu anda Anadolu İSUZU'da
ARGE Departmanı'nda elektrik elektronik sistemler müdürü ile organizasyon siber güvenlik müdürü olarak yönetim düzeyinde bir pozisyona sahip. Birkan Bey 2012 yılında İzmir Teknoloji Enstitüsü'nden mühendislik yönetimi yüksek lisans programını da ayrıca bitirerek diplomasını almış durumda. Bunların yanında da kendisi Scrum Master, Product Owner, Cyber Security, 6 Sigma yazılım ve proje yönetimi sertifikalarına da sahip. Ben sözü uzatmadan hemen sözü size bırakıyorum Birkan Bey. Özlem Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben de sunumumu paylaştım. Tamam, sunumum iki aşamadan oluşuyor. Bir tanesi çok hızlıca ve kısaca buraları hızlı geçeceğim. İçinde bulunduğumuz şirketin yapısı hakkında. Anadolu Grubu şirketiyiz. Bu gördüğünüz küçük armaların birçoğu tanıdık zaten hepimize. Anadolu Grubu bünyesindeki şirketlerden biriyiz. Biz Anadolu İstihbaratı olarak Anadolu Grubu 1950'de kuruluyor. Bugünlere kadar geliyor. Ki içinde Migros, Coca-Cola içecek, Anadolu Efes, TOG gibi ortak girişimleri var. Biz Anadolu İstihbaratı olarak Anadolu Grubu'nun büyük hisse sahibi olmasıyla birlikte İstihbaratı Motors ve Itochu Corporation'ın hissedarları olan bir şirketiz. Tarihçemiz 65'te Çelik Motor olarak kurulan, daha sonra kendi araçlarını tasarlamasıyla 2003 ile 2000'lerin başında da bir fiil Japon ortağımızı bir parça tedarikçisi gibi kullanıp bir fiil kendi araçlarımızı yapar haldeyiz şu anda. Ki 2017'lerde de elektrikli araç serüvenimiz başlıyor. Üretim yerleşkemiz bu gördüğünüz yer. 45'ten fazla ülkeye ihracat ediyoruz. Bunun içinde elektrikli araçlar da son 2-3 senedir çokça var. Konunun kestiği yerlerden biri. Büyümek istediğimiz yerler mevcutlarımız kırmızı, büyümek istediğimiz yerler gri alanlar. Birazcık konuya dönüyorum bu saatten sonra müsaadenizle. ARGE ERGE şirketindeyiz. Biz burada sıfırdan tasarım ofisinden bütün validasyon süreçleri, tasarım ve seri üretime kadar bu yerleşkede test ve validasyon dahil biz yapıyoruz. Değişik bölümlerimiz var ARGE içinde. Özel projelerden tutun da elektrik elektronik laboratuvarı ki burası bizim yer. Test merkezi, bütün validasyon, değer halkalarının bütün hepsini tasarım anlamında kendi içimizde yapabiliyoruz. Ben pozisyon olarak elektrik elektronik sistemler müdürüyüm ARGE'de, ARGE müdürü olarak çalışıyorum. Siber güvenlikle bu gördüğünüz şeylerin hepsi konumuz itibariyle hepsi ilinti. Tamamen açık kendi yazılımımızı yaptığımız kontrol modülleri, siber güvenlik ve yazılım test, yazılım doğrulama ki yaklaşık 1,5 sene önce hayatımıza girdi. Ondan da bahsedeceğim. Yeni sistemler genellikle elektrikli araçlardaki yüksek voltajla çalışan sistemlerin seçimi, simülasyonu, onların kendi dahili yazılımları. Ve pek tabii ki olmazsa olmaz yazılımın çalışacağı, üzerinde akan donanım, tesisat, harness ve değişik elektronik komponentlerin seçimiyle biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anadolu İstihbaratı bu hem bizim, benim kişisel olarak hem de Anadolu İstihbaratı olarak odak noktalarımız ARGE'de. Görebileceğiniz gibi yazılım geliştirme burada birçoğu bizim disiplinimizle ilgili. Bugünkü webinarın da konularını örtüşüyor zaten. Yazılım geliştirme, yeni teknolojiler, otonom ve bağlantılı araçlar, alternatif yakıtlı araçlar, yerleştirme olmazsa olmaz konularımızdan bir tanesi, katma değer sağlayabilmek ve ülke ekonomisini canlandırmak için. Aktif pasif güvenlik sistemleri, yapay zeka, elektrikli araçlar, akıllı ulaşım sistemleri, Özlem Hanım'ın da bahsettiği gibi yeşil mutabakat ve onun bize etkileri, döngüsel ekonomiye cevap verebilmek, alternatif malzeme kullanımı, biyokompozit gibi ilgili başka arkadaşlarım disiplinlerde buna da çalışıyorlar. Araç hafifletme ve otomotiv siber güvenliği üzerine resmi olarak odak noktalarımız bunlar. Yani Anadolu İstihbaratı bir proje yaparken bu odak noktalarından sapmadan, hatta bir fiil bunları projelerin içine koyarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz biz. Odak noktalarımızdan bir takım örnekler vermek gerekirse, kör nokta algılama sistemi çalışıyoruz, yaya ve bisiklet algılama sistemleri çalışıyoruz, trafik işaret levhası tanıma sistemleri, sürücü yorgunluk ve ihlal tespiti çalışıyoruz. Bunların hepsini yapay zeka koşan algoritmalarla yapıyoruz. Tedarikçilerle birlikte yaptıklarımız var. Kendi tamamen in-house olarak yapay zeka algoritmalarını geliştirdiğimiz ürünlerimiz de Anadolu İstihbaratı'da mevcut. Kestirimci bakım uygulamaları yapıyoruz. Bu şu demek, aracın
nerede, ne zaman, hangi şartlar altında bozulacağını kestirebilmek ve bunu bir katma değerli bir opsiyon olarak müşterinin beğenisine sunabilmek demek. Otomotiv siber güvenlik çalışmaları yapıyoruz. Birazcık bunu detaylandıracağım ilerlerde. Otonom araç yapıyoruz. Seviye 3 otonom aracımızın, bu gördüğünüz otobüsün 8 metre elektrikli bir platformda belediye otobüsünün otonom araç bütün validasyonları, testleri bitti. Şu anda onların lansmanlarıyla ve nerede nasıl müşteri beğenisine ve hizmetine sunabiliriz diye çalışmalarımız devam ediyor. Veri analizi, Sayın Yönetim Kurulu üyesinin de bahsettiği gibi araçlar çokça bir veri merkezi halinde şu anda. Hani ürettiği verinin gerçekten haddi hesabı yok günün sonunda. Bu verileri anlamlandırma, görselleştirme, neyi ne zaman kullanabiliriz diye çalışmalara devam ediyoruz ki bu çalışmaların bir çıktısı bir önceki sayfada olan kestirimci bakım gibi bir şeylere de gidiyor. Alternatif yakıtlı araçlar üzerine çalışıyoruz. Full cell'den tutun da battery electric vehicle olarak tam elektrikli araçlar da hayatımızda devam ediyor. Bizim elektrik elektronik sistemler odaklı aldığımız ödüller TESIT ve AUSTER olarak ikiye bölünmüş durumda açıkçası. Türkiye'de çok bu alanlarda ödül veren kurum yok. Olsa onları da alırız diye söyleyeceğim. Bir tanesi 8 metre belediye otobüsümüz üzerine elektrik elektronik mimarisi üzerine ödül aldık. Daha sonra sürücü yorgunluk algılama sistemi üzerine ödül aldık. Bir tanesi sesli sürücü asistanı tamamen in-house geliştirdiğimiz yazılım ve donanım üzerine yine TESIT'ten. Ve en sonunda bağlantılı araç projemiz, ULAK haberleşmeyle birlikte yaptığımız projeden çok yenilikte bir ödül aldık. Araçları sadece bir telematik değil, çok çok daha fazla veriyle çarpışma uyarısından tutun da kırmızı ışık ihlaline, kırmızı ışık ileride geliyor gibi ya da öndeki bir kaza var ya da hava durumu şöyledir diye connected hale getirdiğimiz bir vehicle to X, vehicle to everything bağlantılı araçlar projelerimiz devam ediyor. Dijital dönüşüm ve dijitalleşmenin getirdiği riskler için çok kısa, çok çarpıcı bir videom var. Umut ediyorum takılmadan şey olur, gelecek. Burada görebileceğiniz gibi araç durağan haldeyken aracın sistemlerine müdahaleyle, penetrasyonla aracın hızı 200 olarak gösteriliyor. Yakıt tankı dolu boş seviyesi oynanabiliyor. Bu bir Toyota Corolla ya da Toyota modeli diyeyim, Corolla olduğuna emin değilim ama. Günün sonunda Toyota'da biliyorsunuz seviye 2 otonom var. Yani gaz pedalı ve direksiyonu şeritten taşma anlarında birazcık şerit içine sokabiliyor. Direksiyon kolonu elektrikle kontrol edildiği için bu kolona müdahale edilebiliyor ve direksiyon bir şekilde döndürülüyor müdahale sayesinde. Gaz pedalı ve fren pedalı oynanabiliyor. Multimedya sistemleri uzaktan erişime açık bir şekilde kurcalanabiliyor. Silecekler tamamen şoför müdahalesi olmaksızın çalıştırılabiliyor. Ve gittiği noktada motoru dahi kapatılacak bir atak gördüğünüz gibi yaşanabiliyor. Bu video tamamıyla uzaktan erişim olan bir aracın, connected bir araç. Ama ve lakin siber güvenlik dediğimiz zaman sadece konumuz uzaktan erişim değil açıkçası. Siber güvenlik nedir derseniz, literatür bu anlamda, özür diliyorum başta ama bir küçük açıklama. Literatür şu anda hep İngilizce gidiyor. Siber güvenlik bir regülasyonumuz var şu anda Türkiye'de. Ama bunu kendi dilimize çevirmek için de eminim ki çalışmalar ilerleyen zamanlarda yapılacaktır. Siber güvenlik çok temelde
Yolda gidecek araçların ve onların fonksiyonlarının siber tehditlerden elektrik elektronik komponentler üzerinde korunması demek. Bu nasıl oluyor? Aracın ve onun tüm safe operation denir ya, yapması gereken bütün operasyonlarını sağlıklı bir şekilde yapmaya çalışmaktan mütevelli tehditlere karşı korumaktır. Elektrik elektronik komponentler üzerinde bir koruma oluyor. Şöyle bir genel kanaat var. Siber güvenlik dediğimiz zaman ilk akla teminki videodaki gibi işte connected bir vehicle geliyor. Bağlantılı bir araç, uzaktan müdahalelere açık. Sadece siber saldırılar bu ne olabilir? Hayır. Siber güvenlik ve tabi olduğumuz regülasyon sadece connected bağlantılı araçlar değil, bütün araçları ilgili sınıflarda kapsayan bir şey. Ve bütün araçlar bu bakış açısıyla tehditlere ve saldırılara açık konumda. Burada görebileceğiniz gibi M ve N kategorisi, ki bunlar aslında bizim sıklıkla yollarda gördüğümüz belediye otobüsleri, servis otobüsleri, körüklü, körüksüz, şehirler arası otobüsler, kamyonlar, yük taşıdığımız her şey olmak üzere bunları biz korumamız gerekiyor. Hem regülasyon anlamında hem de yolcu güvenliği ve trafik güvenliği anlamında. Regülasyonun dayandığı konulardan birkaçı bunlar. Bir ISO standardına dayanıyor teknik olarak. Cyber Security Engineering diye geçiyor karayolu araçlarının. 21434'e dayanıyor. İşte devamında ISO standartları devam ediyor. Yazılım güncelleme mühendisliğinden tutun da siber fizikal sistemlerin, araçların sistemlerine kadar. Biz şimdi ne yapıyoruz ya da neler risk altında olabilir? Bu solda vermeye çalıştığım şeyler çok basit ve ilk akla gelen şeyler. Bunların detay çalışmalarının hepsini yapılıyor ve bütün OEM'ler de eminim ki yapıyorlardır. İşte elektrik motoru ve kontrol üniteleri. Temin bizim ARGE odaklarında ve yaptığımız şeylerde gösterdiğimiz yazılımı kendimiz yaptığımız her şey. Gösterge sürüş ekranları, ki küçük Toyota örneğinde de görüldüğü gibi gösterge tamamen manipüle sistemi. Aracın kendi kendine frenlemesinden tutun da değişik olumsuzluklara açık olmasından mütevellit. Herhangi bir kontrol ünitesi, vites seçici, aracın gitmesine ya da geri gitmesine hükmeden kontrol mekanizması günün sonunda. Şerit takip sistemi, ileri frenleme ve ısıtma soğutma gibi müşterinin konforuyla birlikte ama herhangi bir şekilde atağa açık şeyler, hepsi siber güvenlik tehditlerine açık olarak hayatımıza giriyorlar. Bugüne kadar siber güvenlik tehditlerini biraz düşündük, çok düşünmedik açık konuşmak gerekirse. Ama şu anda da bir regülasyon olarak hayatımıza girmesinde, bu UNE Regulation 155 olarak geçiyor. Cyber Security and Cyber Security Management System. Daha önceki şeylerde bu bir yazılım donanım, elektrik elektronik mimarisi, tasarım konsepti. V-Cycle deniyor buna. İşte V kolunun aşağısından başlayıp aşağıya girip yukarı doğru devam etmek. Genelde OEM'ler bu nominal function denen ilk kısmı yaparlar. Ondan sonra burada hayatımıza geçmiş senelerde fonksiyonel güvenlik dediğimiz ISO 26262 girdi. İşte bir takım design güvenlik hedefleri kondu. Bu hedefleri tutturulmaya çalışıldı. Şu anda da bu V-Cycle'ın en dışına siber güvenlik önlemleri, hedefleri, requirement'ları, analizleri ve bunları nasıl başaracağımız giriyor hayatımıza. Günün sonunda da bununla ilgili birçok keyword var. Literatür dediğim gibi İngilizce, işte tehdit, hassasiyet noktası, risk, risk analizi, risk yönetimi, bir madde nedir, bir aset, bir vuku bulması nedir, atak patikası, atak fizibilitesi, siber güvenlik hedefi nedir gibi şeyler hayatımıza çokça girecekler. Peki bunları neden konuşuyoruz? Bu da son sayfam. Neden bu kadar çok şey yapıyoruz? Neden bu kadar çok şey yapmalıyız belki de? Bu çok çarpıcı örneklerden bir tanesi. Burada tabii ki jenerik bir şey. Değişebilir. Olduğu gibi kabul etmek çok makul, mantıklı gelmemekle birlikte ciddi oranda gerçeği yansıttığını ben mesleki olarak söyleyebilirim içinde bulunduğum için. İşte en aşağıda Space Shuttle olarak gelinen bir tane uzay mekiği var. Uzay mekiği diyebilirsiniz, çok basit bir iş mi? Hayır. Orada da müthiş bir mühendislik, müthiş bir yazılım mühendisliği, müthiş bir siber güvenlik mühendisliği olmakla birlikte benim naçizane yorumum, uzay mekikleri için bir regülasyon yok. Yani herkes uzayda, tabiri caizse nasıl söyleyeyim, uçup gidiyorlar. Uzayda uçmak çok doğru olmuyor ama günün sonunda.
Eğer ki biz değişik dünyadan başka bir yerlere kolonileşme olur, oralarda da çok fazla trafik, uzay mekiği trafiği olursa emin olun ki bu Space Shuttle da yukarılara doğru gelecektir. Çünkü regülasyonlar kim nereden uçsun, kim neyi yapsın, kim nerede dursun gibi bir şeyler hayatımıza girecek ama çok basit düşünelim. Araçların bu kadar milyon satırlık kodlarda olmasının sebebi o kadar çok regülasyon var ki. Ve regülasyonlar günün sonunda gerçekten hepimizin, hem kullanıcıyı hem sürücüyü, yolcuysa yolcu, yük taşıyorsa yük taşıyan kişileri ve etrafındakileri korumak için yapılıyor. Ve bu regülasyonlar işte Özlem Hanım da bahsettiği gibi artarak devam ediyor. Siber güvenlik bundan 1,5 sene önce hayatımızda yoktu. Bir yere kadar bakılıyordu. Artık çok ciddi bir şekilde bakıyoruz. Gelecek sene sahada gördüğünüz yeni satılan araçlar sadece Anadolu İşsizu değil. Bütün araçlar siber güvenlik tehditlerine karşı korunmuş bir şekilde trafiğe çıkmış olacaklar yeni araçların hepsi. Dolayısıyla hayatımız gitgide elektronikleşiyor, gitgide yazılımın arttığı ve yazılımı koruma yollarını düşünmemiz gereken bir evreye doğru giriyoruz. Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz Berkan Bey. Evet, yani bu son slide'da aslında konunun derinliğini bize böyle bir daha bir net göstermiş oldunuz. Hani otomotiv aslında baktığımızda her zaman en mevzuat yoğun, en regülasyon yoğun sanayi kolu oldu bu zamana kadar. Ama dediğiniz çok doğru, artık olay ayrı bir boyuta geçiyor. Şu anda üzerimize böyle bir mevzuat tsunami'si geliyor zaten. Hepsine yetişmeye gayret ediyoruz. Bir yandan da hepimiz çok şanslıyız, hakikaten otomotiv sanayinin değişik bir dönüşüm dönemine denk geldik. Bir bakıma işimiz zor ama bir bakıma da çok şanslıyız. Çok farklı şeylere de aslında şahit oluyoruz hep beraber. Ben çok teşekkür ediyorum bu keyifli sunum için. Şimdi katılımcılarımıza ben ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mutlaka kafalarda sorular oluşuyor. Sorular da gelmeye de başladı. Lütfen sorularımızı YouTube'da aktarmaya başlayalım, devam edelim. Ben bazı soruları almaya başladım. Bütün konuşmacılarımızın sunumunun ardından ben herkese ilgili soruları yöneltiyor olacağım. Şimdi müsaadenizle ikinci konuşmacımıza geçiyorum. Tunç Atasay, Atasoy bizimle olacak. Tunç Bey, öncelikle merhabalar diyeyim size de. Merhaba. Merhabalar. Herkese merhaba. Merhaba. Siz de tam böyle biraz önce Birkan Bey uzayda bıraktı bizi. Siz de fonla birlikte bizi uzayda karşıladınız. Yani günümüzün konusuna uygun bir şekilde bu fonu buldum. Normalde hani Zoom kullanmadığımız için çok fazla seçeneğim yoktu. Ben de bunu seçeyim dedim. Süper olmuş. Çok ortama uymuş. Ben müsaadenizle Tunç Bey'e sözü bırakmadan önce biraz Tunç Bey'den bahsetmek istiyorum. 23 yıldır Bosch'ta profesyonel hayatını sürdüren Tunç Bey, 2 yıl Bosch Brüksel'de Toyota'dan sorumlu satış mühendisi olarak görev almış geçmişte. Satış departmanında çeşitli fonksiyonlarda bulunan Tunç Bey, sipariş ve tedarik zinciri, ticari koordinasyon, satış sonrası kalite ve garanti müdürlüğü ve en sonunda 2016'dan beri mobilite satış müdürlüğü görevini yürütmekte. Tunç Bey, gördüğüm kadarıyla neredeyse ana sanayinin tamamına yakınını orijinal ekipman satışından sorumlu şu anda. Kendisi evli ve iki kız çocuk babası. Çok şanslı bir baba. Ne güzel, her babaya kız çocukları olsun. Aynen öyle. Ne güzel, maşallah. Sağ ol. Özel ilgi alanlarıyla da ilgili, onu da belirtelim. Hayat sadece işten ibaret değil. Fitness, yoga, dalış, kayak gibi spor dallarında da kendisinin ilgisi var. Buyurun Tunç Bey, ben sözü size aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Herkese tekrar merhaba. Ben Tunç Atasoy, mobilite çözümlerinde satış müdürü olarak çalışıyorum. Öncelikle beni bu oturuma, bu webinara davet ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bugün sizlere otomotiv sektöründeki dijital dönüşüm ve getirdiği riskler ile ilgili olarak kısa bir sunum gerçekleştiriyor olacağım. Genel hatlarıyla ilerleyeceğim. Mühendislik kökenli olmadığım için çok fazla teknik detaya girmeyeceğim. Zaten bu konuda uzmanlaşmış olan arkadaşlarımız da sonraki sunumları da bu konuları mutlaka anlatacaklardır. Şimdi ben maalesef sunumumu paylaşamıyorum. Öyle bir sıkıntım var. Dolayısıyla bir arkadaşımız sunumumuzu paylaşabilirse.
Evet, şu anda ikinci slayda. Evet, sunumun içeriğini kısaca tanıtmak istiyorum. Boş grubuyla başlıyor olacağım. Ardından mobilite çözümlerini kısaca sunacağım. Otomotiv endüstrisini etkileyen trendler ve buna bağlı olarak gelecekteki araç mimarisini biraz değineceğim. Araçların akıllı cihazlara dönüşümünden ve araçların bağlanabilirlik özelliklerinden de kısaca bahsediyor olacağım. Son slide'ım ise dijital dönüşümün otomotiv endüstrisine getirdiği zorluklara değineceğim. Bir sonraki slide'a geçebiliriz. Evet, Bosch'un 4 ana iş kolu bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla benim de bağlı bulunduğum mobilite çözümleri. İkincisi endüstriyel teknolojileri. Burada Bosch Rexroth markası ön plana çıkıyor. Üçüncüsü ise enerji ve bina teknolojileri. Ve en son olarak da tüketici malları, yani beyaz eşya, ev ve el aletleri yer almaktadır. Evet, Bosch bütün iş kollarında yaşam için teknoloji, vizyon ve sloganıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmektedir. Amacımız insanların hayatlarını dokunarak her alanda yaşam kalitelerini yükseltmektir. Biraz rakamlara bakacak olursak, 2022 yılına ait resmi rakamlarımız açıklandı. Burada global rakamlar bunlar, Türkiye'ye ait rakamlar değil. 2022 yılında 79 milyar euroluk bir ciro gerçekleşmiştir. Bunun yaklaşık 45 milyar eurosu, yani %56'sı mobilite çözümlerine aittir. Dolayısıyla mobilite çözümleri Bosch'un lokomotif iş koludur. Dünya genelinde yaklaşık 402 bin çalışanımız bulunmaktadır. Bunun da yine yaklaşık %55'i mobilite çözümlerinde çalışmaktadır. Mühendislik alanında toplam çalışan sayısı 76 bindir. 226 üretim lokasyonu bulunmaktadır. Ve 128 adet de mühendislik lokasyonu bulunmaktadır. Türkiye'de de yine 5 tane mühendislik lokasyonumuz var. Ve özellikle Bursa, Bosch için çok önemli bir lokasyon. Bursa'da 5 adet fabrikamız bulunmaktadır ve yaklaşık 16 bin çalışanımız Bursa'da faaliyetlerini yürütmektedir. Şimdi yavaş yavaş konumuza geliyoruz. Mobilite çözümlerinden bahsettim. Mobilite çözümleri, yani özellikle Bosch mobilite çözümlerinde dünyanın önde gelen otomobil tedarikçilerinden bir tanesidir. Bu alanda, bu iş kolunda yazılım, donanım, otomotiv elektroniği, sistem çözümleri ve servis hizmetleriyle birlikte bütün araç tiplerine yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Amacımız nedir? Amacımız mobiliteyi mümkün mertebe güvenli, sürdürebilir ve keyifli bir hale getirmektir. Mega trendlere geçebiliriz. Evet, bir sonraki slide'ım. Son yıllarda değişim gösteren mega trendler mobilite alanında da farklı stratejilerin geliştirilmesini ve aslında bir transformasyonu hayata geçirmeyi zorunlu kılmıştır. Araçların bağlanabilir olması aslında bütün ekosistemi ve altyapıyı etkilemektedir. Şehirleşmede çok ciddi değişiklik görüyoruz. Şehirleşme gitgide daha fazla artmaktadır. İnsan nüfusunun yaklaşık %60'ı artık büyük şehirlerde yaşamaktadır. Bu da bu kadar yoğun ve kalabalık şehirlerde sistemin çökmemesini ancak akıllı şehirler kurgulayarak sağlanmaktadır. 65 yaş üstü insanların sayısı geri kalan nüfusa göre 2 kat artmaktadır. Bu da ciddi bir değişimdir. Ve tabii ki enerji kaynaklarının azalması ve iklim değişikliği yine en önemli megatrendlerin başında yer almaktadır. Bu da elektromobilite gereksinimini gitgide hızlandırmaktadır. Bir sonraki slayda geçebiliriz. Bosch mobilite çözümleri global megatrendler ışığında stratejilerini 4 ana başlıkta kurgulamıştır. Bunlar ilki kişiselleştirilmiş mobilite. Burada ne anlıyoruz? Kişiselleştirilmiş mobiliteyi şu şekilde düşünebiliriz. İnsanlar A noktasından B noktasına giderken ihtiyaç ve imkanlarına göre en uygun seyahat seçeneklerini sunan bir altyapı ve ağ olarak
düşünebiliriz. İkincisi otonom sürüş. Otonom sürüş şu anda zaten tanım olarak 5 seviyeden oluşmaktadır. Ve günümüzde biz boş olarak 4. seviyeye yönelik geliştirme ve denemeleri devam ettiriyoruz. Şu anda yollarda gördüğünüz araçların otonom seviyesi 2,5 ile 3 arasındadır. Tabii ki 1. ve 2. seviyede bulunmaktadır. Ancak 4. seviye şu anda zaten regülasyonlardan dolayı bulunmuyor. Bir üçüncü stratejik alanımız bağlanabilir mobilite konusu. Zaten bu konuda birazdan daha derinlemesine inceleyeceğiz. Dördüncüsü ise yine elektromobilite, yani elektrik araç ve hidrojen teknolojileri olarak düşünebiliriz. Bütün bu yenilikçi yaklaşımlarda şunu görüyoruz ki yazılım ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla hani bununla ilgili olarak bir takım rakamsal değerler de sizinle paylaşmak isterim. Özellikle 2030 yılına kadar bir araçtaki yazılım geliştirme eforu %30 mertebesinde olacaktır. Yazılım gelecekte fark yaratan bir faktör haline gelecek otomotiv endüstrisinde. Hem üreticilerin hem de tedarikçilerin artarak odağında olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Hızla değişen pazar dinamiklerini kaçırmamak adına da çevik Ar-Ge faaliyetlerine ve alışık olmadığımız işbirliklerine ihtiyacımız olacaktır. Biz boş olarak örneğin Google'la bir yazılım konusunda bir işbirliği başlattık ve bu işbirliği de şu anda devam ediyor. Yani sektöre çok farklı girişimciler, startuplar, hali hazırda sadece IT sektöründe olan firmalar hepsi artık mobilite sistemine bu endüstriye dahil olmaya başladılar. Bir sonraki slide'ım. Burada aslında biraz daha bu yeni trendler özellikle araçların elektronik mimarisinde majör değişikliklere neden olacaktır. Bu ne anlama geliyor? Günümüzde mimariler direksiyon, fren, aktarma organları olarak birçok bireysel çözümden oluşmaktadır. Ancak gelecekte araç mimarileri 5 entegre edilmiş alanda toplanacaktır. Bunları bir sonraki slide'da zaten değiniyor olacağım. Günümüzde yazılım, bu slide'm daha bitmedi, pardon. Tekrar, evet. Günümüzde yazılım donanımın içine gömülmüştür. Ancak gelecekte donanım ve yazılım uygulamalarının ayrılacağını göreceğiz. Günümüzde araç mimarileri araç içi fonksiyonlara odaklanmıştır sadece. Ancak bu gelecekte araç içi donanım ve yazılım ve araç dışı yazılım olarak karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla burada çok önemli ne? Bulut da merkezi bir rol oynayacaktır. Bir sonraki slide'da az önce bahsettiğim gibi ana üreticiler merkezileştirilmiş elektrik ve elektronik mimarileri oluşturma yönünde çalışıyorlar. Bunlar aslında ileri sürücü destek sistemleri, yani otonom sürüş, bütün fonksiyonları bu başlık altına topluyorlar. Motion dediğimiz hareket, yani burada güç aktarımı, direksiyon ve fren gibi kontrol sistemleri bulunuyor olacak. Üçüncüsü ise enerji, yani batarya, hidrojen, termal yönetim sistemleri barınıyor olacak. Gövde ve konfor, burası daha çok araç içi konfor paketlerini içeriyor olacak. Bilgi eğlence sistemleri de ise navigasyon, sesli asistan gibi unsurları içermektedir. Bu kapsamda alt sistemler 5 ana başlık altında toplanmıştır. Evet, bir sonraki slide'a da geçebiliriz. Bu ne anlama geliyor aslında? Bu çok güzel bir görsel. Buradaki slide, araçlardaki elektrik ve elektronik mimarisini görebilirsiniz. Çok fazla ECU, yani çok fazla beyin bulunuyor. Günümüzdeki mimaride etki alanına spesifik bir yapı var. Yani sadece o etki alanına. Gelecekte ise farklı alanları, özellikle sağ taraftaki görselde görüyoruz bunu. Farklı alanları kapsayıcı bir mimariye doğru geçiş olacaktır. Yani o alanlara yönelik tek bir
kontrol mekanizması oluşturulmaya başlanacaktır. Araçlardaki mimari belki daha yalın ve kapsayıcı bir ortama bürünecektir ama bir o kadar da daha komplike bir yapıya doğru evrilecektir. Bir sonraki slide'a geçebiliriz. Araçlardaki transformasyonu özü değişen araç mimarisindedir. Bu çok önemli. Elektronik ve yazılım araçlara entegrasyonu her geçen gün arttığını söyledim. Bu karmaşıklığı olabildiğince azaltarak ve araç mimarisini bu temelde değiştirerek başarı olabilinir. Tesla bu değişimi şu anda öncelik etmektedir. Tek bir işletim sistemi kullanarak birden çok fonksiyonu kontrol eden araç bilgisayarları oluşturarak yeni bir ölçüt belirlediler. Neredeyse bütün üçüncü taraf uygulamaları çalıştırabilen bir akıllı telefon gibi aracın yazılım fonksiyonlarını da artık donanıma bağlı kalmadan değiştirebilir duruma gelmişlerdir. Bu uygulamada müşteriler artık donanım ve yazılım ayrı satın alıyor olacak ve araç içi, araç dışı fonksiyonları yazılımla entegrasyonu talep ediyor olacaklar. Yani siz aracınızda bir değişim istediğiniz vakit, yeni bir fonksiyon eklemek istediğiniz vakit bunu bu arayüz üzerinden satın alıyor olacaksınız. Yani gidip herhangi bir donanımda bir değişiklik söz konusu olmayacak. Dolayısıyla ben bir önceki slide'ımda da söylediğim üzere buluttaki yazılımlar daha da önem kazanmaktadır. Bir sonraki slide'ımda araçlardaki bağlanabilirlik fonksiyonlarından bahsediyor olacağım. Burada güvenliği, konforu, eğlenceyi ve genel sürüş deneyimini geliştirmek için gelişmiş iletişim ve bilgi teknolojilerinin araçlara entegrasyonunu ifade ederler. Araçların birbiriyle çevredeki altyapı ve çeşitli cihaz hizmetlerle iletişim kurmasını sağlayan sistem ve teknolojilerin geliştirilmesini içerir. Bağlantılı otomotivlerin bazı önemli yönlerini de anlatacak olursak, şeyle başlayabiliriz örneğin. V2P dediğimiz Vehicle to Pedestrian, yani aracın yaya ile bağlantılı olması. Buradaki amaç özellikle şehir içinde gerçekleşen yayaların dahil olduğu kazaların önlemeye yönelik bir bağlantı şeklidir bu. Bir sonraki araçtan araca V2V iletişim dediğimiz, bu teknoloji araçların birbirleriyle kablosuz iletişim protokollerini kullanarak iletişim kurmasını sağlar. V2V iletişimi araçların hız, konum ve yön gibi bilgileri paylaşmasına izin vererek çarpışmadan kaçınmayı hiç sabitleyici ve trafik yönetimine yardımcı oluyor. Özellikle otonom sürüş için bu V2V bağlanabilirlik özelliği çok önemli. Bir üçüncüsü V2E dediğimiz, yani araçtan altyapıya, V2E dediğimiz infrastructure oluyor. V2E'de ise araçların trafik ışıkları, yol işaretleri ve akıllı trafik yönetim sistemleri gibi yol kenarı altyapısıyla iletişim kurmasını sağlar. Bu iletişim gerçek zamanlı trafik güncellemeleri sağlayabilir. Trafik akışını optimize edebilir ve genel yol güvenliğini iyileştirebilir. Bir sonraki ise V2N dediğimiz, yani araçtan buluta. V2N iletişimi araçların bulut tabanlı hizmetlere ve platformlara bağlanmasını içerir. Uzaktan teşhis, yazılım güncellemeleri ve çeşitli bilgi eğlence hizmetlerine erişim gibi özelliklere izin vererek araçlar ve bulut arasındaki veri aktarımını sağlar. Bir sonraki ise V2D dediğimiz Vehicle to Devices de ise örneğin araçların etraftaki cihazlara bağlanması anlamına gelmektedir. Örneğin aracınıza anahtarsız bir binmeyi sağlayan bir cep telefonu uygulamanız var. Bunu bu şekilde düşünebiliriz. Devam edebiliriz bir sonraki slide'da. Burada aslında şunu biraz daha ön plana çıkarmak istiyorum. Telematik sistemleri çok önemli. Telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerinin araçlara entegrasyonunu ifade eder telematik. GPS konumu, araç teşhisi, sürücü davranışı ve daha fazlası dahil olmak üzere
araç verilerinin toplanmasını, iletilmesini ve analiz edilmesini içerir. Telematik sistemleri, araç performans optimizasyonu, bakım ve sigorta amaçları için değerli bilgiler sağlayabilir. Anladığımız over the air, bu özellikle yazılımların güncellemesini öngörmektedir. Yani üreticiler araçları uzaktan yazılım ile güncellemeleri sunabiliyorlar. Bu opsiyon da şu anda yer alıyor. Bu neyi sağlıyor? Siz aracınızı servis merkezlerine fiziksel olarak ziyaret gerektirmeden bir şekilde performanslarını iyileştirici ve bakımlarını yapabileceğiniz ve bir takım özelliklerin eklenmesini sağlayan bir konfor ve rahatlık içeren bir fonksiyondur OTA. Araç içi bilgi eğlence sisteminde ise bu sistemler multimedya akışı, navigasyon, akıllı telefon entegrasyonu, ses kontrolü ve harici cihazlara bağlantı gibi bir dizi özellik sağlar. Evet, bir sonraki slide'da ise sanırım ben slaytların sırasını değiştirdim. Bununla devam edelim. Siber güvenlik, burada aslında risklerden bahsedeceğim son slaytımda. Birinci risk tabii ki siber güvenlik tehditleri. Dijitalleşme araçlarının internete bağlanmasını sağlayarak siber güvenlik risklerini arttırır. Araçların hacklenmesi gibi tehditler ortaya çıkarabilir. Bu kullanıcıların güvenliği ve gizliliği için ciddi bir risk oluşturur. İkinci risk ise veri güvenliği. Otomobiller, sensörler ve diğer cihazlar aracılığıyla sürekli olarak veri üretir ve toplar. Bu veriler sürücülerin günlük rutinlerini, tercihlerini ve hatta konum bilgileri gibi kişisel ve hassas bilgileri içerebilir. Bu verilerin doğru bir şekilde korunması, yetkisiz erişimden ve kötüye kullanımdan korunmasını, yani bu kötüye kullanımdan korunması çok önemlidir veri güvenliği. Yazılım hataları yine çok önemli bir konu. Otomobillerin daha fazla dijital bileşine sahip olmasıyla birlikte yazılım hatalarının ortaya çıkma olasılığı artar. Bir yazılım hatası bir otomobilin işlevselliğini, fonksiyonlarını etkileyebilir ve güvenlik açıklarına neden olabilir. Bu da kullanıcı güvenliğini riske atabilir. Bağımlılık, dijitalleşme otomobillerin daha fazla bağlantıya ve karmaşık teknolojilere sahip olmasını sağlar. Bu kullanıcıların araçlarının düzgün çalışması için teknolojiye olan bağımlılığını artırır. Eğer bir araçtaki bir dijital sistem arızalanırsa, sürücülerin ve yolcuların büyük sıkıntılar yaşayabileceği durumlar ortaya çıkabilir. Teknolojik hız, otomotiv sektörü çok hızlı değişiyor ve dijitale dönüşürken de buradaki teknolojik gelişmelerin hızı da gitgide artıyor. Bu da otomobil üreticileri ve tedarikçileri için ayak uydurmayı zorlaştırabilir. Yeni teknolojileri takip etmek, uyum sağlamak ve hızlı bir şekilde uygulayabilmek için yeterli kaynaklara ve yeteneklere sahip olmamak ciddi bir risk yaratabilir. İş gücü becerileri, dijitalleşme otomotiv sektöründe çalışanların yeni beceriler ve yetkinlikler edinmesini gerektirebilir. Ancak mevcut iş gücünün bu becerilere sahip olmaması veya bu becerileri edinmek için yetersiz eğitim ve eğitim kaynaklarına sahip olmaması da yine iş gücü becerilerine yönelik bir risk olduğunu söyleyebilirim. Sağ taraftaki slide'da aslında şunu vurgulamak istedim. Otomatikte kapsayıcı güvenlik yaklaşım çok önemli bir konu. Sistem altyapı güvenliği, araçların bütün yaşam döngüsündeki güvenliğinin sağlanması ve bütün organizasyonun ve süreçlerin yine güvenliğinin garanti alınmasını ifade eder. Otomotiv ve siber güvenlik aynı şekilde çok geniş kapsamlı bir gerekliliktir. Bu tedarik zinciriyle başlar, üretim, IT altyapısı, nihai ürün ve bütün süreçleri içermektedir. Son slide'a da geçebiliriz. Bu kadar mıydı? Son slide'ım bu o zaman. Evet, aslında şunu söylemek istemiştim son slide'da.
Yani biz bu değişimi boş olarak bir paradigma değişimi olarak tanımlıyoruz. Software Defined Vehicle dediğimiz, yani yazılım tanımlı araç olarak biz bunu kurguluyoruz. Ve bütün organizasyonumuzu ve teknolojimizi başladık. Evet, ben sunumumun sonuna geldim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Tunç Bey. Keyifle takip ettim, notlar aldım sunumunuzdan. Yani araç yapılarındaki dönüşümü ve o araç yapılarındaki dönüşümün aslında tüm ekosistemi nasıl dönüştürdüğünü gayet güzel özetlediniz. Sizin slaytlarınızdan bir tanesinde bir örnek vardı. Benim de aklıma bu son dönemde yaşadığımız bir şeyi aslında getirdi. Bu işte araçların bağlantılı olması aslında işte çok kritik hizmetler sağlıyor vesaire. Bunu hepimiz biliyoruz ama mesela son deprem döneminde bizim bir üyemizin bir dile getirdiği bir konu vardı. Birçok kişi araçlarına giremediler. Anahtarlarına ulaşamadıkları için ve merkezlerden hep bir anahtar imalatı yapıp şey yapıldı, deprem bölgesine gönderildi. Aslında bu bağlantılı hizmetlerimiz mesela biraz daha şu anda aktif kullanılıyor olsa uzaktan araçların bağlanılarak, açılarak araca girmek bile yani daha en başlangıçtaki noktada bile çok çok büyük bir faydası olacak diye aramızda konuşmuştuk. Ki bu daha olayın ağası diyelim. Daha nerelere kadar varacak, hayatı kolaylaştıracak etkileri var. Evet. Çok teşekkür ediyorum Tunç Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Soruları bütün konuşmacılarımızın sunumları ardından sizlere ileteceğim. Tekrardan hatırlatırım, soruları sormak isteyen katılımcılarımız lütfen YouTube üzerinden sorularını iletmeye devam etsinler. Şimdi yoğunlaşan sunumlarını yapacaklar diyelim. Şimdiki konuşmacımız Halil Kemal Taşkın Bey. Hoş geldiniz Halil Kemal Bey. Merhabalar Özlem Hanım. Merhaba. Ben de müsaadenizle önce sizden biraz bahsederek sözü size bırakacağım. Teşekkürler. Halil Kemal Bey, Aselsan'da sistem güvenlik mimarı olarak görev almakta. Kendisi ODTÜ kriptografi bölümünden 2011 yılında yüksek lisans ve 2019 yılında doktora derecelerini almıştır. Çalışma konuları arasında uygulama güvenliği, güvenli yazılım geliştirme, güvenlik testleri ve Kubernetes, doğru telaffuz ettiğimi tahmin ediyorum, Kubernetes altyapı güvenliği bulunmaktadır. 4 yıllık yurt içi ve yurt dışı özel sektör tecrübesinin ardından 2017-21 yılları arasında TürkSat'ta siber güvenlik testleri ve zararlı yazılım analizi konularında çalışmıştır. 2022 yılından bu yana Aselsan Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı'nda Sistem Güvenliği Mühendisliği ekibinde lider tasarımcı olarak görev almaktadır. Eminim ki çok enteresan bir sunum dinleyeceğiz. Ben sözü size bırakayım. Teşekkür ediyorum nazik tanıtımınız için. İstanbul Ticaret Odası'na da bu davetler için teşekkür ediyorum. Tüm katılımcıları ve izleyicileri selamlıyorum. Aslında önceki konuşmaları ben de çok heyecanla dinledim. Teşekkür ediyorum. Çok da faydalandım. Ortak noktalarımızın olduğunu görmek de ayrıca beni çok mutlu etti. Bugün aslında biraz siber güvenlikten, tabii konumuz güvenlik ve tehdit, ondan bahsederken biz Aselsan'da bu siber güvenlik süreçlerini nasıl ele alıyoruz? Çünkü buradaki ürün çeşitliliğimiz işte bir telsizden hava savunma sistemine, bir IP kripto cihazından komuta kontrol sistemine kadar çok değişik sistemleri burada üretiyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinin bir şekilde güvenliğini de yönetiyor olmamız gerekiyor. Burada nasıl bir yol izliyoruz? Kısaca ondan bahsedip otomotiv sektöründe de aslında buna teknik olarak ya her şeyi bir sistem olarak baktığımızda izlediğimiz metodoloji aynı oluyor ya da birbirine yakınsıyor. Dolayısıyla bunları biraz özdeşleştirip aslında burada işletmeye çalıştığımız bizim sistem güvenliği mühendisliği dediğimiz sürecin otomotiv sektöründeki karşılığı nasıl? Ondan biraz bahsetmeye çalışacağım. Tabii siber güvenlik dediğimizde ya da siber güvenliğe karşı nasıl bir önlem alırız dediğimizde aklımıza hep ilk şey geliyor. Bir takım teknik önlemler geliyor. İşte bir cihaz alalım,
şuraya bir cihaz koyalım, bu bizim güvenliğimizi sağlasın, buraya böyle bir işte yatırım yapalım, bizim güvenliğimizi sağlasın. Bunun aslında biz yanlış ya da eksik bir konu olduğunu düşünüyoruz ve farklı boyutlarda siber güvenliği ele alıyoruz. Üç temel başlığımız var: fiziksel, idari ve teknik. Dolayısıyla sadece teknik bir problem olarak değil, aslında idari ve fiziksel boyutunun da olduğu bir üç boyutlu bir problem olarak siber güvenliği alıp en iyi şekilde buna karşılık önlemleri almaya çalışıyoruz. Bunun için de sistem güvenliği mühendisi dediğimiz bir süreci aslında işletiyoruz. Buradaki temel hedef noktamız şu: sistemlerde oluşabilecek güvenlik açıklıkları ve tehditleri önceden belirlemek. Hep bahsediyoruz aslında siber tehditler diye. Şu tehditlerimiz şu olabilir, bu olabilir vesaire. Aslında amacımız tehditler gerçekleştiğinde değil, tehditlerin ne olabileceğini varsayıp, çünkü mükemmel güvenlik diye bir şey yok, onu biliyoruz. Ya da ben bir sistemi yaptım, bu güvenli oldu, artık daha da ellememe gerek yok, tamamdır bu halde diyebileceğimiz bir durum da yok. Tamamen mevcut duruma göre bir analiz yapıp bu analize göre aslında çalışmaları, faaliyetleri yürütmek çok önem taşıyor. O yüzden tehditleri önceden belirlemek en kritik nokta burada. Yine farklı boyutlarda bunu ele alıyoruz. Ve özellikle daha ürünün ilk tasarım aşamasında biz güvenliğin ele alınmasını aslında önemsiyoruz. Çünkü şunu biliyoruz: bir sistem geliştirme sürecine girdiğinde, yani bir ürünü artık üretmeye başladığınızda, sonradan hadi buna güvenlik ekleyelim dediğinizde, bu aslında tamamen yama önlem dediğimiz önlemler oluyor ve size hem zaman hem de maliyet anlamında büyük kayıplar yaşatabiliyor. O yüzden biz hep söylemimiz, biz ilk baştan itibaren daha tasarım aşamasında güvenlik alalım. Ama burada şununla karşılaşabiliyoruz: şöyle bir durum olabiliyor, bir güvenlik ve işlevsellik fonksiyonelite mi diyeyim, yani güvenliği arttırdıkça bazen kullanışlılığı azaltabiliyorsunuz gibi durumlar olabiliyor. Aslında burada da siber güvenlik olarak biz sistemlerin iş ve görev başarım kriterlerini destekleyici olmaya çalışıyoruz. Çünkü bazen köstekleyici gibi de görünebiliyor ama kesinlikle öyle olmaması gerektiğine inanıyoruz ve destekleyici olması olacak şekilde aslında bu çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Burada bazı prensiplerimiz var. Sistem güvenliği mühendisliğinde bir aslında bir sistemin ilk tasarım aşamasından üretim aşamasına ve en son devreye alınmasına kadar geçen süreçte, hatta sonrasında idame ve emekliliğine kadar geçen süreçte bazı aslında prensiplerimiz var. Ve bunları işte sistem güvenliği mühendisliğinin amaçları olarak ifade edebiliriz. Öncelikle bahsettiğimiz gibi tasarımıyla güvenli sistemler geliştirmek bir amacımız. Buna Secure by Design deniyor genel olarak dünyada. Ve varsayılan olarak güvenli olması da bir diğer beklentimiz. Bu da şu demek: bir sistem, örneğin sistemi kurduğunuzda bir işte içinde gelen parola 1, 2, 4, 5, 6'dır ve bunu değiştirmeniz gerekiyordur. Biz bunun garanti edilmesini aslında bekliyoruz. Dolayısıyla varsayılan ayarlarıyla herhangi bir değişiklik yapmadan sistemde güvenli konfigürasyonda sistemi devreye alıyor olmak bizim için bir önemli durum. Yine bunlarla beraber işte siber olgunluk dediğimiz ve siber direnç dediğimiz olgularda da yüksek seviyede sistemler tasarlamayı aslında hedefliyoruz. Ve bunların sonucunda da güvenlik güvencesi sağlanmış. Bunun System Security Assurance deniyor. Güvenlik güvencesi sağlanmış sistemleri kullanıma sunmayı amaçlıyoruz. Tabii bu bizim genel olarak, tabii çok kısa bahsettim ama sistem güvenliği mühendisliği yaklaşımımızdaki aslında adımlarımız. Birazdan da bahsedeceğim, Birkan Bey de vurguladı, bir V modeli vardır sistem mühendisliğinde kullanılan meşhur. O V modelinin üzerine aslında bu güvenlik önlemlerini aslında işliyoruz diyelim. Tabii o tarafa geçmeden önce çok kısaca küçük bir farktan bahsetmek isterim. Safety ve security diye hep genelde bahsediyoruz. Aslında emniyet ve güvenlik, ikisi birbirinden biraz ayrışan şeyler. Genel olarak safety dediğimiz şey, eğer insan hayatını etkiliyorsa bir hata diyelim, oluşabilecek bir hata, bir yanlış, bu aslında biraz emniyet, yani bir emniyetli sistem geliştiriyorsak öncelikle insan hayatını gözettiğimiz durumlarda, örneğin bir işte yaya algılama sisteminin de oluşan bir işte belki algoritmasında yapılan bir yanlıştan dolayı tam algılayamayıp bir yaya algılama sistemi düzgün çalışmaması belki bir emniyet eksikliği olarak algılanabilir. Ama yaya algılama sistemine bir müdahaleyle, örneğin bir siber saldırıyla çalışmasının bozulması bir güvenlik
eksikliği olarak, bir güvenlik açıklığı olarak belki değerlendirilebilir. Bu ayrımı biraz gözeterek biraz daha işin aslında güvenlik tarafında neler yapılabilir, onlara odaklanmak gerekiyor. Mutlaka emniyet de önemli. Ama bunlar farklı standartlarla yürüyen iki ayrı başlık olarak karşımıza çıkıyor. Bizim ilgi alanımız biraz daha güvenlik. Çünkü emniyet örneğin havacılıkta ve otomotivde de emniyet açısından çok fazla standartlar var. Bahsi geçti önceki konuşmalarda da çok ciddi orada denetimler ve standartlar var. Güvenlikte de bu noktada bazı hususlar var. Ama güvenlik emniyete göre nispeten biraz daha yeni olgunlaşan bir olgu olarak belirtebilirim. Şimdi şöyle bir kabaca araç bağlantısına baktığımızda aslında önceki konuşmalarda çok daha detaylı bahsedildi. Ben de hızlıca ilerlemiş olayım burada. Hatta bunun sunumunu geçip şu dört başlığa geçeyim. Güvenlik bakış açısıyla araç bileşenlerine baktığımızda bunu aslında dört ana başlığa ayırabiliriz. Bir, sensörler diyelim. Arabanın üzerindeki verileri aldığımız radar olabilir, lastik basınç sensörü vesaire, yakıt sensörü, yağmur sensörü, irili ufaklı aracın belki kameralar, aracın üzerindeki bütün sensörler. Bir diğer sistem, bütün elektronik kontrol birimlerimiz. İşte aracın belki fren kontrolünü sağlayan, sürücü bilgi sistemini yöneten, aydınlatmayı yöneten, klimayı yöneten, aracın aslında kendi içindeki bileşenlerin haberleşmesini yöneten alt elektronik kontrol birimleri. Diğer bir sistemimiz araç içi arayüzler. Bu aslında bizim telefonumuzu bağladığımız Wi-Fi ya da Bluetooth olabilir. USB girişleri olabilir. İşte onboard diagnostik için OBD konnektörlerinin olduğu yerler olabilir. Araca harici bir bileşen bağladığımız arayüzler olarak aslında bunu söyleyebiliriz. Ve son olarak da telematik sistemler, özellikle uzaktan araç kontrolü için kullanılan altyapılar ve navigasyon sistemleri. Bu dört başlığa baktığımızda aslında bizim şöyle ikiye ayırabiliriz gibi. Sensörler ve ECU'lar aracın kendi içinde kapalı devre çalışan sistemler. Yani sensöre ve ECU'ya bir müdahale edebilmemiz için arabanın yanına gidip arabanın bu altyapılarına, belki kablolarına doğrudan bir müdahaleyle bir saldırı gerçekleştirip bir güvenlik, siber saldırı ve güvenlik açıklığı arama faaliyetlerini yapmamız gerekiyor. Fakat araç içi arayüzler ve telematik sistemler biraz daha aracın dışarıya dönük yüzleri. Yine bunun için yer yer aracın yanında olmak, yakınında olmak ya da tamamen uzağında olmak yeterli olabiliyor. O yüzden özellikle telematik sistemler bizim için güvenlik anlamında daha kritik bir şey. Bir bağlı araç ekosistemini düşündüğümüzde aracın kendisini düşünüyoruz. Ama bununla birlikte bu aracın bağlı olduğu bir merkezi sunucu var. Bu sunucuyu da bu anlamda gözetmemiz gerekiyor. Çünkü araçta işte çok konuştuk. Önceki konuşmalarda da bahsedildi. Araçlar çok devasa veriler üretiyorlar artık. Bunlar işlenip bir sunucuya yükleniyor. O araç sürekli o sunucuya bağlı ve o aracın bilgileri de orada. Örneğin sizin ve bunlar bir noktada kişisel veriye girebiliyorlar. Sizin işte araç sürüş karakterinizi belki arabanız kaydediyor ve işleyip kendi sunucuna gönderiyor. Artık orada bir sizin kişisel veriniz oluyor aslında o. Bunun gibi problemler de aslında çözülmesi gereken güvenlik problemleri de ortaya çıkıyor. İşte burada baktığımızda aslında konuştuğumuz konu biraz daha böyle güzel bir görselle ifade etmek gerekirse birçok farklı sensör hem aracın yakından hem uzaktan bizi bekleyen tehditler var. Bunların hepsini uygun şekilde ele alıp planlayıp ona göre bir aslında risk analizi yaparak belki aracın planlamasını, tasarımını gerçekleştirmek gerekiyor. Bu noktada uluslararası standartlara, çerçeve programlara baktığımızda zaten önceki konuşmalarda geçti. 21.434 bu anlamda siber güvenliğe yönelik, araç otomotiv siber güvenliğine yönelik aslında oldukça detaylı bir içerik sunuyor. Ve buna da şöyle kabaca baktığımızda aslında İlk başta bahsettiğim sistem güvenliği mühendisliğinde kullanılan V modelinin zaten Birkan Bey'le de aynı görseli kullanmışız. O da bahsetmişti. Aslında sistem mühendisliği sürecinde kullanılan bu meşhur V modelinde ilaveten bir güvenlik ve emniyet adımlarının da eklenerek aslında otomotivde bunu ele aldığımızı görüyoruz. Burada bizim daha çok ilgilendiğimiz alan aslında 21.434 güvenlik adımları. Dolayısıyla bu V diyagramında her süreçte bu güvenlik adımlarını da işleterek üretim aşamasının her safhasında güvenliği ele almış oluyoruz.
Şimdi burada kabaca baktığımızda sol taraf yeşil yerler biraz daha tasarım süreçleri. Sağ taraftaki turuncu aslında dikey V kısmı entegrasyon ve doğrulama tarafları ama en altta bir şey var. Yazılım ve donanımın aslında implementasyonu, gerçeklemesi aşaması. Ve burada da bahsedildiği üzere artık günümüzde her şey yazılım odaklı ilerlemeye başlıyor. Dolayısıyla biz de burada yazılım güvenliğinin çok kritik bir önemi olduğuna inanıyoruz. Ve özellikle yazılıma yönelik gerçekleştirilecek siber saldırıları da bir şekilde ele alıyor olmamız lazım. Bunu da yazılım güvenliği kavramıyla aslında tanımlayıp süreçleri ona göre ilerletiyoruz. Aslında yazılım güvenliği dediğimizde zaten bir yazılım yönelik gerçekleştirecek siber saldırının sonucunda yazılımın görevlerini doğru şekilde yerine getirememesine sebep olabilecek etkenlerin en aza indirilmesini amaçlayan faaliyetler bütünü. Biraz önceki örneğin yaya çarpışma engelleme sistemini düşünürsek oradaki yazılım geliştirilirken ilgili belki algoritma ve benzeri süreçler geliştirilirken güvenliğin de esas alınarak aslında geliştiriliyor olması emniyet değil ama daha doğrusu öncelikli olarak güvenlik, siber güvenlik odaklı size en iyi sonucu verecek şekilde bir çözüm sağlıyor olabilir. Bu da bize şunu tanıtıyor aslında, güvenli yazılım geliştirme ihtiyacı. Bizim bir güvenli yazılım geliştirme ihtiyacımız ortaya çıkıyor. Bu da biraz aslında şunun da çok büyük etkisi var. Siz bir güvenli yazılım geliştiriyorsunuz ama her alanda saldırganlar hep üreticilerden bir adım önde oluyorlar. Onlar bir şeyleri bulup sizin hemen ona göre müdahale etmeniz gerekiyor. Burada çok ciddi bir görünmez yarış var. Gerçekten hem zamana karşı hem de işte birçok farklı sorumluluklar getiren bir önemi var bu konunun. Bir diğer husus da şimdi yazılımı geliştiriyoruz fakat çünkü çok güzel bir o satır sayısı örneği vardı. Yazılımlar giderek daha karmaşık hale geliyorlar ve tekrar kullanılabilir hale geliyorlar. Yazılımın mimarisi gereği. Örneğin bir kütüphane kullanıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıran bir yazılım parçası var. Bunu birçok yerde kullanabiliyorsunuz. Ve o yazılım parçasında bir güvenlik açıklığı çıktığı anda siz bir anda onu kullandığınız bütün sistemlerde güvenlik açıklığı hop ortaya çıkıveriyor. Ve bunu yönetiyor olmanız da çok önemli. Tamam, bir noktada önlem aldınız. Bir açık çıktı. Bu sefer de müdahale etmeniz gerekiyor. Yapmanız gereken o yazılımı ben acaba nerede kullanmıştım? Ne zaman kullanmıştım? Hangi sürümü vardı vesaire? Buna aslında biraz da tedarik, yazılım, tedarik zinciri güvenliği olarak da geçen bir konsept. Bütün bunları takip etmek gerekiyor. Çok daha farklı süreçler var. Örneğin yüzlerce yazılımcı, binlerce yazılımcı belki aynı projede çalışabiliyor. Dolayısıyla bunu planlı bir şekilde yapmak gerekiyor. Buradaki de temel şeyimiz aslında güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü. Bu bizim için oldukça kritik. Normal bir yazılım yaşam döngüsünde İşte gereksinim, tasarım, geliştirme, test ve benzeri adımlar varken bu sefer yine aslında bir önceki sistem güvenliği mühendisliğindeki her adıma bir güvenlik eklediğimiz gibi bu sefer de yazılım geliştirme yaşam döngüsünü tanımlıyoruz ve bunun her adımında o adımın yanındaki güvenlik bileşenleri tanımını yapıyoruz. Örneğin gereksinim aşamasında bir de risk değerlendirme yapıyoruz. Tasarım aşamasında bir tehdit modelleme yapıyoruz ki bizi bekleyen tehditler neler? Bu yazılımda ona göre tasarımımızı, kullanacağımız teknolojiyi belki belirleyip o şekilde devam edelim. Yine geliştirme, test ve devreye alma aşamalarını da sürekli olarak izleme. Yani bunu bir sefer yaptık bitti değil. Aslında bunu bir sürekli döngü halinde takip etme. O bir işte herhangi bir yazılımla ilgili bir açıklık olabilir, bir saldırı olabilir. Bunların tespit edilip ilgili aksiyonların hızlıca alınmasını sağlama yönelik aslında yaşayan bir süreç haline getiriyoruz. Bu yaşayan süreci de ele almak için aslında bize şu anda dünyada çok giderek yaygınlaşan yeni bir bakış açısı var. Aslında biraz bu bir teknik bir şey de değil ama bir kültürel dönüşüm olarak karşımıza çıkıyor ve DevSecOps adı verilen bir süreç var. Bu bahsettiğimiz bütün ilk geliştirme aşamasından devreye alma aşamasına kadar ve sonrasında belki ürünü yazılımı emekli etmeye kadar bütün bu süreçte aslında takip edebileceğimiz bir DevSecOps yaklaşımı var. Bu herhangi bir teknik çözüm değil. Yani alın DevSecOps yaklaşımı budur değil. Bu bahsettiğim bütün fikirlerin belirli bir sistematik şekilde tanımlanıp işletilir hale getirip aslında burada gördüğünüz gibi bir sonsuz döngü içinde süreçlerin takip edilmesi aslında
Bu da yazılım güvenliği adına şu anda hani giderek daha fazla, özellikle bulut bilişim tarafında da giderek daha fazla her şeyin servis olarak sunulmaya başlandığı, yazılım ihtiyacının daha arttığı bir noktada. Bu da özellikle çok kritik bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Benim bahsedeceklerim bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Kemal Bey. Teşekkür ederim. Valla sunumunuzu dinlerken bir yandan da işiniz ne kadar zor diye de düşünmedim değil açıkçası. Konu çok komplike. Genelde böyle evet. Deriz ya, tehditler yanında fırsatları da getirir. Ama bu alandaki tehditler bilmiyorum yani fırsata ne kadar açık. Hakikaten derin konular. Evet, çok... sürekli aktif, her şeyi takip edip çok böyle... haberleri takip edip, gündemi takip edip sürekli tetik dolu, biz acaba ne yapabiliriz gibi sürekli aksiyon isteyen bir alan. Evet, hep bir sonraki adımı düşünüyorsunuz. Hep bir sonraki olasılığı düşünüyorsunuz. Allah kolaylık versin. Teşekkürler hepimize. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet efendim, şimdi son konuşmacımıza geçiyoruz. Sezgin Bilgin Bey, merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz Sezgin Bey. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Şimdi ben Sezgin Bey'e sözü bırakmadan önce kısaca bir Sezgin Bey'den bahsetmek istiyorum. Sezgin Bey, Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu ve 6 yıldır otomotiv sektöründe görev alıyor. 5 yıldır da Karsan'da görevini sürdürüyor. Kendisi şu anda ARGE bölümünde elektrik elektronik sistemler, daha doğrusu şöyle bahsetmemiz daha doğru olur. ARGE bölümünde elektrik elektronik sistem mühendisi olarak Karsan'ın ilk elektrikli otobüsünün ve ilk otonom aracının elektrik elektronik sistemlerini devreye alma sürecinde kendisi görev aldı, liderlik yaptı. Son bir yıldır da elektrik elektronik sistem ve yazılım ekibinin yöneticisi olarak görevine devam ediyor. 25 kişilik bir ekipleriyle her aracın sistem mimarisini ve yazılım geliştirmelerini şirket bünyesinde yapmaktalar. Ben hemen sözü uzatmadan kendisine söz bırakayım. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Özlem Hanım. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben çok kısa hemen ekranımı paylaşayım önce. Konuya girmeden önce Karsan'dan çok kısa bahsedeceğim. Karsan olarak 2018'de aslında başladığımız elektrikli minibüs projesiyle beraber şu an 2023 yılı itibariyle 6 metreden 18 metreye kadar full e-range dediğimiz, Türkiye'de hatta Avrupa'da bu kadar 6 metreden 18 metreye full elektrikli araç dönüşümü ticari alanda yapan ilk firmayız. Burada 5 yıldır tabii elektrikli araç yapıyor olmanın getirdiği avantajları da çok net görüyoruz. Burada Avrupa'da şu anda 6 metre ve 8 metre elektrikli araçların satışlarında pazar lideri konumundayız Karsan olarak. Bunun dışında ARGE faaliyetlerine çok ağırlıklı olarak devam ediyoruz. Geçtiğimiz yılda da hidrojenli aracımızın 12 metre hidrojenle çalışan aracımızın lansmanını yaptık. 2020 yılında da 8 metre elektrikli otobüsümüzün otonom aracını sürücüsüz çalışacak şekilde level 4'e hazır bir şekilde bir lansman gerçekleştirmiştik. Şu anda da aktif olarak Amerika'da Michigan State Üniversitesi'nde, Norveç'te, Fransa'da, Romanya'da otonom araçlarımız aktif olarak kullanılmakta, buralarda faaliyet göstermekte. Bunun dışında Karsan belki biliyorsunuzdur Bursa lokasyonunda yer alıyor ve 2000 kişilik çalışanını bünyesinde barındırıyor. Ben bugün biraz daha araç üzerinde siber güvenlik tehditlerinin araç üzerine etkileri, korunma yollarının genel gidişatı, aslında pusulası ne olacak korunmanın yollarının, biraz onlardan bahsetmeye çalışacağım.
Biliyorsunuz aslında makine ağırlıklı bir araç sürecinden otonoma doğru geçen bir süreç var. Ve bu süreçte teknoloji geliştikçe, yardımcı sürüş sistemleri devreye girdikçe bu da tabii yeni bir takım terimleri literatürümüze, yani otomotiv literatürüne katmaya başladı. Burada otonom levellerinden özellikle işte level 2'den itibaren, 1.5 ve sonrasından itibaren ciddi şekilde fonksiyonel güvenlik, SOTIF dediğimiz amaçlanan davranışı irdeleyen ve siber güvenlik dediğimiz aslında güvenlik standartları, güvenlik regülasyonları karşımıza çıkmaya başladı ve şu anda gündemimizde yoğunluklu olarak tartışıyoruz. Ben biraz güvenlik tiplerinden aslında bahsetmek istiyorum. Burada 3 tip güvenlik senaryolarından bahsedebiliriz. Güvenli olmayan veya senaryolardan bahsedebiliriz. Bunlardan ilki aslında araç üzerinde fonksiyonun tetiklediği, fonksiyon hatalarının tetiklediği fonksiyonel güvenlik açıkları. İkincisi ise yardımcı sistemler ile sağlanan çevre birimlerin algılanmasını sağlayıp buna göre önlem almaya yarayan sistemlerin oluşturduğu açıkları ele alan güvenlik senaryoları ve üçüncü olarak da tamamen uzaktan erişimle beraber karşımıza çıkan siber güvenlik açıkları, siber güvenlik konuları karşımıza çıkıyor. Bu üç konu aslında bizim, yani üç güvenlik konusu birbiriyle iç içe geçer bir yapıda. Siber güvenlik tek başına bir tabii ki konu araç üzerinde ama tek başına irdelemek yeterli olmayacaktır. Burada bir sistem olduğu için bütün bu üç fonksiyonel çevre ve aynı zamanda siber güvenlik birlikte ele alınarak aslında bizim siber güvenlik, SOTIF dediğimiz fonksiyonel güvenlik regülasyonlarını ve standartlarını ortaya çıkartıyor. Burada tabii çok net bir önlemimiz var aslında. Önlemden kastım regülasyonumuz var. Şimdi 7 Temmuz 2024'ten itibaren GSR adı altında General Safety Regulations geçişi var. Ve bu regülasyon bütün araçlarda artık siber güvenlik önlemlerinin alınmış olmasını zorunlu hale getiriyor. Dolayısıyla burada yalnızca siber güvenlik değil tabii bir takım çevresel ve fonksiyonel güvenlik önlemlerini de bekliyor olacak. Dolayısıyla buradaki ilk adımımız otomotiv ana sanayileri olarak, otomotiv üreticileri olarak ilk adımımız bu regülasyonları sağlamak olacak. Bu regülasyon kapsamından birazcık bahsedecek olursam aslında içinde birçok alt regülasyon başlığını barındırıyor. Burada kör nokta algılayıcı çevresel olanlara örnek olarak R151 dediğimiz arkadan gelen araçları algılayacak şekilde uyarı verecek bir sistem. Akıl burada tabela okumaları ve tabelalardan alınan hız bilgisine göre aracın hızının limitlenmeleri. Bunun dışında sürücünün yorgunluğunu analiz eden sistemler, yolcuları dedekte eden sistemler ve son olarak da uzaktan erişimler, ECR156 dediğimiz aslında yazılım güncellemesine dair sınırları getiren ve metodolojileri karşımıza çıkaran regülasyonlar bizim araç güvenliği için çok kritik noktada. Aslında bunlar temel düzeyde araç güvenliğini ciddi bir boyutta sağlıyor. Ancak işte otonom araçların uzaktan erişimin gündeme gelmesiyle beraber yeterli olmuyor. Burada da siber güvenlik devreye giriyor. Siber güvenliği de ECR155 regülasyonu adı altında incelemeye başladık. Daha doğrusu çalışmalarımız buna göre devam ediyor ve zaten Temmuz'dan itibaren bütün araçlarda Avrupa Birliği'nin yayınladığı bu regülasyona uyma zorunluluğu var. Dolayısıyla burada ECR155 ile beraber ciddi siber güvenlik önlemleri bekleniyor. Peki
nasıl etkileniyoruz? Burada süreçler nasıl bizi etkiliyor? Aslında teknik anlamda baktığımız zaman bir ürünün alt parçalarının sürecinden aracın tamamen üretilmesine kadar olan süreçte tamamen yer alıyor. Burada bir sürü gereksinim karşımıza çıkartıyor. Çok detay gereksinimler var ve metodolojiler var. Bunları süreç sonunda hepsini dokümante edip, uygulayıp, testlerini geçip daha sonrasında araç satış onayı alınabilecek düzeye gelebiliyoruz. Burada şöyle söyleyeyim, tedarikçi kısımlarında da zaten Tunç Bey de biraz bahsetti. Tedarikçi kısımlarda da parça üreticilerini çok ciddi anlamda yine gereksinimler bekliyor. Var ve uygulamaya da başladı zaten. Burada nasıl gereksinimlerden bahsediyoruz diyecek olursanız da aslında üretim aşamasındaki IT altyapısından elektronik cihazlarda yüklenen yazılımların güvenlik açıklarını kapatacak, güvenlik analizlerinin yapılmış olup bunların raporlanacağı, güvenlik seviyelerinin raporlanacağı düzeye gelecek kadar bir süreç var. Burada authentication önlemleri gibi önlemler hem tedarikçilerin üretim aşamasında hem de araç üreticisi olarak sistem ve araç seviyesinde bizleri çok aslında siber güvenlik önlemlerini zorlayacak. Bunların analizlerini yaparak artık bir ürün ortaya koyuyor olacak bütün OEM'ler. Yalnızca teknik kapsamı ele almıyor. R155 regülasyonu aynı zamanda fabrika süreçlerinin de üretim süreçlerinin demin de bahsettiğim aynı tedarikçileri etkilediği gibi OEM'ler de artık bu regülasyondan süreç olarak sorumlular. Yani burada nasıl bir süreçten bahsediyoruz diyecek olursanız kalite süreçleri olan ISO 9001 süreçlerinde her nasıl denetim süreçleri şirketlerde çok oturmuş bir sistemse burada organizasyonel olarak ve artık uzmanların da burada yer alması gerektiğini tarifleyen bir regülasyon. Yani artık araç üreticileri, parça üreticileri siber güvenlikle alakalı uzmanları ekiplerinin bünyesinde bulundurmak zorunda kalacak gibi bir süreç söz konusu. Burada aslında süreçsel olarak yine bir tedarik zincirinden başlayıp üretimdeki IT altyapılarına kadar ve daha sonrasında tip onay otoritesine işte bu bahsettiğim süreç dokümanları ile bir denetime tabi onay alınacak ve yine araç yani ürünle beraber bütün fabrikalarda onay aldıktan sonra araç satışı gerçekleştirebilecek. Yani aslında şöyle diyebiliriz, bir ürün fikrinden, ürün oluşturulduktan, üretildikten sonra ürünün son ömrüne kadar artık yaşayan bir süreçle karşıyayız. Çünkü aracı ürettikten sonraki süreçte bu çalışmalar bitmiyor. Aynı zamanda servislerdeki kullanılan bulut ağları, yazılım güncelleme aşamaları, bunların hepsi bir güvenlik prosedürleri gereğince, siber güvenlik prosedürleri gereğince yapılması gerekiyor. Ve bu bize yeni bir yaşayan süreç aslında doğuruyor. Tabii burada aslında zaten diğer katılımcı arkadaşlarımız da bahsetti. R155 aslında Avrupa Birliği'nin de yayınladığı faz 1 diyebileceğimiz bir regülasyon. Çünkü otonom araçların seviyesi arttıkça, 2,5 üzeri, 3 üzerine çıktıkça bu regülasyon yeterli kalmayacak. Burada standartlar zaten devreye giriyor. Şu anda da level 3 ve üzeri araçlar özel onaylarla şehirlerde dolaşabiliyor. O özel onayların içerisinde regülasyon onayı olmadığı için ISO 21434 standardına uyum burada kritik olabiliyor. ISO 21434 standardı aslında R155'ten çok daha kapsamlı. Zaten R155'e de girdi veren bir standart, siber güvenlik standardı. Burada aslında çok detaylı
Yani organizasyonundan tutun, nasıl bir metodolojiyle araç üzerinde fonksiyonların analiz, risklerin nasıl analiz edileceğine kadar detaylı tarifleyen bir standart şu anda. Ve bu standart bütün OEM'lerin ana dokümanı haline geldi, gelmekte diyebilirim rahatlıkla. Burada da bütün aşamaları ne kadar detaylı incelediğini aslında görebilirsiniz. Sadece ürün kısmının, şöyle lazer pointle göstereyim. Sadece ürün geliştirme kısmı şurası sayılabilir. Geri kalanı bütün süreci tarifliyor diyebilirim genel itibariyle. Yine aslında otomotivde çok sık kullanılan V-Design sürecinde zaten Halil Beyler de, Tunç Beyler, Birkan Beyler de bahsetti. Biz de şu anda aynı V-Design sürecinde ilk olarak risk analizlerini, bu tehditlerin değerlendirmesini yaparak TARA dediğimiz dokümanlar oluşturuyoruz. Burada fonksiyonları belirleyip bu fonksiyonların ne gibi açıkları var ortaya çıkartıyoruz. Çıkarttığımız bu açıkları hangi güvenlik seviyesinde gidereceğiz? Çünkü burası çok kritik oluyor. Belirlemek gerekiyor hangi güvenlik seviyesinde gidermek gerektiği. Çok büyük bir önlem de alınabilir veya regülasyonların gerektirdiği kadar önlem alınabilir. Burada yatırımları da etkilediği için fizibilite konusu bir nevi olduğundan mühendislikle beraber fizibilitenin ağırlıklı yer aldığı kısım burası. Dolayısıyla Ar-Ge kısmında birçok ekibin birlikte değerlendirdiği bir süreç oluyor. Sonrasında güvenlik konsepti ortaya çıkıyor ve yazılıma, donanıma implementasyonlar başlıyor ve test, denetimler ve en sonunda da sertifikasyonla süreç tamamlanacak. Peki araç mimarisine etkilerinden bahsedecek olursak, nasıl etkiliyor diye bahsedecek olursak, aslında araçlarımızda OBD dediğimiz onboard diagnostik diye bir konnektör mevcut. Bu konnektör üzerinden araç bilgilerine erişim şu anda konvansiyonel araçlarda mümkün. Elektrikli araçlarda da yine aynı standartlarda olmamasına rağmen erişmek mümkün. Nerelere erişilebiliyor? Motor kontrol ünitesi gibi, batarya gibi, fren kontrol ünitesi gibi bütün üniteleri aslında bu soket üzerinden erişilip bir manipülasyonla, fiziksel olarak erişip bir manipülasyonla araç sistemleri etkilenebilir. Dolayısıyla araç mimarisine en büyük etkilerinden biri bu sistemi siber güvenlik onaylı olabilmesi için. Zaten Halil Bey de bahsetti, siber güvenlik tamamen şey değil, fiziksel önlemler de burada kritik oluyor. Donanımı anlamında da bu hattı izole etmek, diğer sistemlerden ayırmak çok kritik bir noktaya geliyor. Bu hattı izole edebilmek için de ek kontrol üniteleri ihtiyacı doğuyor. Ek yazılım geliştirme maliyetleri doğuyor ve aslında aynı zamanda end of line dediğimiz üretim sonlarında bütün bu araç üreticilerinde elektronik ünitelere yazılım ve diagnostik yapan programların yeni bir üniteye göre şekillenmesine ve daha karmaşık bir hale gelmesine sebep oluyor. Bu da hem üretim aşamalarında hem araç üzerinde maliyetlerin artışına sebep olmakta. Bir diğer husus da CAN diye bir haberleşme standardı var araçlarda kullanılan. Bu haberleşme standardı üzerinde kriptografi eklenmek istendiği zaman siber güvenlik önlemleri açısından bu da donanımsal yatırımlar gerektiriyor. Daha çok parça üzerinde yatırımlar gerektiriyor. Ve yine maliyeti arttıran unsurlardan biri diyebilirim. Son olarak yine zaten çoğunlukla bu kısımlardan bahsedildi. Ben de değinmek istiyorum. Aslında otonom araçların sistemleri çok daha karmaşık. Yalnızca GPS üzerinden 5G ile haberleşme, telematik sistemleriyle, Wi-Fi sistemleriyle haberleşme. Yani şu ana kadar genelde araçlarda CAN haberleşme standardı kullanırken
kullanılırken bu uzaktan erişilebilir araçlarda Ethernet de yaygın bir şekilde kullanılmaya başladı. Dolayısıyla burada yalnızca ISO 21434 standardı siber güvenlik açısından yeterli bir süreç olmuyor. Burada TCP dediğimiz protokollerin de zaten anladığım kadarıyla Halil Bey'in de uzmanlık alanı. Burada bunların da güvenlik prosedürleri, yani ISO 27001'in getirdiği siber güvenlik önlemleri de araçlar için artık bulut sistemlerinden dolayı kritik bir hale geliyor. Yani bir hem siber güvenli hem de güvenli bir araç yapabilmek için aslında fonksiyonel güvenlik, SOTIF, ISO 21434 siber güvenlik standardı ve bulut sistemlerinde bulunan ISO 27001, son olarak da uzaktan yazılım güncelleme olduğu için de ECR 156 uyumluluğu SOTA için gerekli olacak ve bütün bunlar ele alındığı zaman aslında güvenli bir araç üretmiş olacağız diyebilirim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sezgin Bey. Sağ olun. Keyifli bir sunum oldu. GSR'den bahsettiniz. GSR bizim de malum OSD'de, teknik komitemizde en öncelikli konulardan bir tanesi. Paket paket devreye almamız gereken sistemler. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ona da değinmeniz bizim için keyifli oldu. Şimdi efendim müsaadenizle soru cevap kısmına geçeceğim. Öncelikle ben bütün konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir zaman planlaması oldu. Tam öngördüğümüz şekilde soru cevap kısmına geçmiş olduk. Şimdi tüm katılımcılarımızın burada olduklarını tahmin ediyorum. Ben müsaadenizle konuşma sırasına göre şöyle mümkün olduğunca elimden geldiğince ikişer soru soracak şekilde bir planlama yapmaya çalışacağım. İlk sorumu Birkan Bey'e yöneltmek istiyorum. Birkan Atlamaz Bey'e. Birkan Bey, soru hakikaten kritik bence. Siber güvenlik konusu tek başına bir OEM'in yapabileceği bir iş midir? Yoksa hangi tedarikçilerimize ne gibi görevler düşecek? Özlem Hanım merhaba tekrar, çok teşekkür ederim. Siber güvenlik değerli katılımcılardan birinde de vardı. Tek başına bir OEM'in yapabileceği bir iş değil. Teknik olarak mümkün gibi gözükse de tek başına OEM yalnız başına kaldığı zaman bir araç üreticisi yaparsa işte orada bir gateway, burada bir kanal, burada bir onu al, başka türlü evirme, CAN mesajı gibi bir şeyler olacak ve günün sonunda aracın hem ikame maliyeti çok artacak. En az bunun kadar kıymetli olanı da elektrik elektronik mimarisi çok demode, çok hatalara açık, sahada arızaya açık bir hal alacak. Yani dolayısıyla tedarikçilerle birlikte geliştirilmesi, birlikte bir sarmal şekilde yükselmesi gereken bir şey. Aynı sunumda paylaştığım gibi bir tara analizinin sonucunda bir tedarikçinin bir şey yapması gerekiyor çıkıyor ise o tedarikçinin bir şey yapması lazım, OEM'le birlikte çalışması lazım açıkçası. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi bir transformasyonun içindeyiz. Tedarikçi ben bunu böyle yaptım ya da mevcut süre gelen senelerdir verdiğim aynı bir ürün, sistem, komponent. Bunu ben gene satmak istiyorum. Nasıl söyleyeyim? Modunda olmaması gerekiyor açıkçası. Teşekkür ediyorum. Diğer sorumuzu Tunç Bey'e yöneltmek istiyorum. Tunç Bey, size enteresan bir soru geldi katılımcılarımızdan birinden. Çağdaş Çelebi'den geliyor soru. Uçan hava araçlarının yakın geleceği, yani 10 yıla kadar geleceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Boş uçan hava araçlarındaki muhtemel siber tehditler hakkında çalışıyor mu? Güzel bir soru, teşekkür ediyorum. Çok uzmanlık alanıma giren bir konu değil hava araçları. Sadece şunu söyleyebilirim. Yani hava araçları şu anda özellikle hava taksiler sanırım Dubai'de
ufak ufak devreye girmeye başladı seri bir şekilde. Ve kaçınılmaz bir gerçek olduğunu düşünüyorum. Özellikle mega trendleri dikkate aldığımız vakit nüfus yoğunluğunda ciddi bir artış görüyoruz zaten. Büyük şehirlerde insanlar bu trafik sıkışıklığına maruz kalmamak adına bu tarz çözümler geleceğin teknolojisi olacağını söyleyebilirim. Burada tabii bir sürücülü hava aracı var, bir de sürücüsüz hava aracı var. O biraz daha otonom hava aracı giriyor. Onunla ilgili olarak da bir takım çalışmalar var diye biliyorum. Ancak bunlar muhtemelen deneme aşamasında. Boş olarak biz bu hava araçlarının daha çok konforuna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bildiğim kadarıyla Bosch dünyanın en büyük sensör üreticisi olduğu için özellikle bu hava araçlarının etrafındaki sensör tedarikçisi Bosch olduğunu biliyorum. Bir takım çalışmalara da dahil olduğumuzu biliyorum. Yani biz genelde bizim otomotiv için geliştirdiğimiz donanım ve yazılımları farklı alanlara da uygulamaya çalışıyoruz. Bunu biliyorum. Ancak özellikle hava araçlarındaki siber güvenlik konusunda bir çalışmamız var mı yok mu ondan çok emin değilim. Ama şeyler de var tabii ki. Diğer araçlarda, ticari araçlar olsun, binek araçlarda komple siber güvenlik konsepti oluşturma baştan sonuna kadar bu tarih analizleri arkadaşlarımızla bahsettiği bütün konularda destek verebiliyoruz. Otomotiv webinarındayız. Soru gökyüzünden geldi size Tunç Bey. Bosch'un faaliyet alanı çok geniş olduğu için böyle farklı alandan da soru gelmesi tabii çok makul karşılıyoruz diyelim. Umuyoruz, tabii ki. Umuyoruz şey yapabilmişizdir, bir miktar olsun yanıtlayabilmişizdir diyelim. Diğer sorumuzu Halil Bey'e yöneltmek istiyorum. Benim de ilgimi çekti açıkçası bu soru Halil Bey. Batu Varlık'tan geliyor soru, diyor ki güvenlik yazılımı hangi temel yazılım platformları üzerinden yapabiliyoruz? Yani DOS, Windows, Mac ve benzeri gibi. Bu temel platformların milli olmaması nedeniyle üzerinde kuracağımız her türlü güvenlik yazılımları ve kriptolar bize ne kadar güvenlik sağlayabilir? Mikrofonumuz kapalı kalmış Ali Bey. Pardon geldi galiba ses. Teşekkür ederim hatırlatma için. Soru için teşekkürler. Tekrar söylemiş olayım. Aslında burada hem soruyu anladığım kadarıyla kullandığımız altyapı olarak neleri kullanıyoruz diye yorumladım. Burada aslında milli çözümlerimiz de var geliştirilen. Yine tabii ki uluslararası çözümler de kullanılıyor. İşte hem donanım anlamında hem belki bu soruya özel kripto anlamında ikisi de kullanılabiliyor. Örneğin kripto özelinde dünyada kabul görmüş, yani akademik anlamda kabul görmüş belli başlı algoritmalar var, standartlaşmış. Bunların artık güvenliği, bunların tasarımı ya da güvenliği artık herhangi bir ülkeye ya da şeye mal olmuş değil, dünyaya mal olmuş diyebileceğimiz artık kabul görmüş, genel geçer birçok algoritma var. Tabii bununla birlikte yerli çözümler de var. Milli olarak kullanılan çözümler de var. Burada aslında dikkat ettiğimiz husus, ilk hani konuşmada da belirtmeye çalıştım. Tasarım aşamasından itibaren biz bunu güvenli istiyoruz dedik her şeyi. Burada da kullandığımız işletim sisteminin, altyapının güvenlik sıkılaştırmaları yapılmış şekilde aslında biz bunları kullanmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla böyle bir benchmark, uluslararası anlamda benchmark diye geçiyor. Belli kontrol listeleri var sıkılaştırma için kullanılan. Aslında gözettiğimiz onlar. Örneğin tasarım aşamasında bir sistem için hangi işletim sistemi kullanılacak, ihtiyacımızı en iyi ne görüyor? Burada örneğin milli bir zorunluluğumuz var mı bunu kullanırken? Milli bir çözüm mü kullanmamız gerekiyor? Uluslararası bir çözüm, ticari bir çözüm, açık kaynak bir çözüm. Bunlar bizim işimizi görür mü? İşte oradaki o avantaj, dezavantaj, bunları gözeterek tasarıma karar veriyoruz aslında. Ona göre belirledikten sonra orada güvenlik sıkılaştırma dediğimiz adımları aslında uyguluyoruz. Kritik olarak gördüğümüz orası. Tabii ki yerlilik ve millilik de önemli bir husus. Bununla birlikte biz güvenlik olarak oradaki güvenliği nasıl sistematik şekilde standartlara uygun hale getirebiliyoruz? Aslında onu gözetiyoruz. Evet, teşekkürler Ali Bey. Teşekkürler.
Evet Sezgin Bey, diğer soru size geliyor. Siber güvenlik önlemleri ürün maliyet artışına sebep olacak gibi duruyor. Bunun etkisi son kullanıcılara yansır mı? Nasıl görüyorsunuz? Teşekkür ederim İzlem Hanım. Aslında birazcık bahsetmeye, değinmeye çalıştım. Araç mimarisinde etkileri olacağı için yeni elektronik ünitelerin araca dahil olmasıyla beraber aynı zamanda mevcut ürünlerin siber güvenliğe uygun üretilmesinden kaynaklı kripto yapılarına uygun donanımların eklenmesiyle beraber ürün maliyetleri de araç üzerindeki ekstra gelen komponentler dışında mevcut ürünlerde de maliyet artışı olacak gibi duruyor. Yani yatırım anlamında kesinlikle olacak ve bulut sistemlerinde de bu güvenlik kısımlarını sağlayabilmek için yatırımlar gerekecektir. Bütün bu yatırımların son kullanıcıya araç maliyeti de doğrudan parça maliyeti arttığı için bir nebze yansıyacağını düşünüyorum. Evet, ticari hayatın doğal etkisi olarak değil mi? Yaptığımız iş geliştirme çalışmalarının ya da malzeme maliyetleri artışının bir şekilde yansımasını beklemek yanlış olmayacaktır. Evet, süremize de bakıyorum. Evet, birer soruya daha zamanımız el verecek gibi görünüyor. Ben Birkan Bey'e ikinci sorusunu yöneltmek istiyorum. Regülasyonlar müşteri ve pazar talepleriyle artan elektrik elektronik yazılım geliştirme konularında kendimizi nasıl evriltmeliyiz? Nasıl bu ortama ayak uydurmalıyız? Özlem Hanım, şeyi paylaştığım jenerik resimden işte otomobil o günün sonunda ama hani ben ticari araç üreticisiyim. Ticari araçlar için de elektrik elektronik yazılım hız kaybetmeden artarak devam ediyor. Çok kısa 16-17 sene önce mesleğe giriş yaptığım zaman bir mekanik mühendisliğinin liderliği vardı otomotivde açıkçası. Ama geldiğimiz sene itibariyle işte elektrikli araçlar, connected, autonom, software defined vehicle gibi yazılım üzerinden belli bir donanıma haiz şeylerin evrilmesi, müşteri isteklerinin karşılanması gibi konularla ki şu anda da webinar konusu olan siber güvenlik gibi, GSR 2024 gibi konularla da taçlandığı noktada, geldiğimiz noktada sektör çok ciddi anlamda elektrik elektronik yazılım odaklarına kayıyor. Bunun için hem sizin nezdinizde OSD ile, OTEP ile, TAYSAT'la ilgili değerli STK'larla, kamu kurumlarıyla yapabildiğimiz, yapacağımız her şeyi de yapmaya çalışıyoruz. Günün sonunda gerçekten elektrik elektronik yazılım konuları için çıktı verebilen Türkiye olarak bir otobüs üretim lideriyiz. Hepimizi, işte bizi, Karsan'ı, buradaki diğer kıymetli burada olmayan üyeleri de toplarsanız bir otobüs üretim lideriyiz. Bunu kaybetmemek için hem pazar talebi, hem müşteri talebi, hem de regülasyon gibi isterlerin elektrik elektronik yazılım karşılıklarında değer yaratmaya devam etmeliyiz. Tabii ki bu tek başımıza OEM olarak olacak bir iş değil. Tedarikçilerle birlikte bir sarmal şeklinde bu değer halkasını yüceltmemiz gerekiyor. Yoksa günün sonunda bu değeri kaybetme riskimiz var. Çünkü Avrupalı GSR 2024 diyoruz, yarın başka bir şey olur. Pek tabii ki kendi vatandaşının, bizler için de, Türkiye'ye de buna tabi olduğu için vatandaşın, insanların güvenliklerini, işte refahlarını, konforlarını sağlamak için yaptığı kadar günün sonunda ticari olarak işte uzak doğu menşeli araçlar girmesin, teknolojiyi daha hızlı yükselteyim ki onlar adapte olamasın, benim kendi şirketlerim adapte olsun gibi bir ticari bakış açısı da var bu işin sonunda. Dolayısıyla bizim buraya ayak uydurmamız için hem ticari olarak hem de mühendislik bakış açısıyla buraya ayak uyduralım ki sonuçta bizim vatandaşımız da bu güvenlik, konfordan, ferahtan rahat etsin. Hem de ticari liderliği için konuşabilirim zannedersem. Kaybetmeyelim. Otomotiv mühendisliğinde elektrik elektronik yazılım odaklarında çıktı veren ve bu konulara eğilen bir bakış açısına artık ihtiyacımız var. Hep vardı ama daha da şiddetli ihtiyacımız var. Üniversitelerden başlayarak bir değer zincirine doğru evirmeliyiz kendimizi diye düşünüyorum. Kesinlikle çok katılıyorum size Birkan Bey.
ancak bu kadar güzel ifade edilebilirdi. Hazır yeri gelmişken şunu da belirtelim. Yani aslında biz Avrupa Birliği'ne, yani dünya genelinde de çok büyük bir üreticiyiz. Yani ticari araçta Avrupa ülkeleri arasında ilk sıradayız. Ama öyle bir dönüşümün içerisindeyiz ki bunu da bir şekilde bu rekabet gücümüzü kaybetmememiz lazım. Bunu da tek başına OEM'lerin zaten yapabilmesi mümkün değil. Tüm sistemin komple bir bu yeni duruma göre bir ayak uyduruyor olmamız lazım. Çok güzel ifade ettiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi diğer sorumu Tunç Bey'e yöneltmek istiyorum. Tunç Bey, ben şimdi iki soruyu birbirine bağlamaya çalışacağım. Katılımcılarımızdan Gökhan Ünlü'nün bir sorusu var. Önümüzdeki dönemde OEM dışı üçüncü parti güvenlik yazılım donanımların yaygınlaşması öngörülebilir mi? Gibi bir soruya bir de şunu ben ucuna eklemek istiyorum. Boş Türkiye organizasyonu olarak otomotiv sektöründe gerçekleşen dijital dönüşüm ve yeni trendler dikkate alındığında organizasyonunuzu bu dönüşüme nasıl hazırlıyorsunuz? Bu iki soru sanki böyle birbirine bağlanabilirmiş gibi hissettim. Şimdi ikinci kısımda ben bir başlayayım. Biz özellikle lokal organizasyon olarak yazılım geliştirme konusunda şu aşamada bir girişimimiz yok. Bizim boş uluslararası bir firma olduğu için özellikle yazılım konusu Hindistan'daki ekiplerimiz tarafından hazırlanıyor. Ancak Türkiye'de bir lokal bir aplikasyon ve kalibrasyon ekibimiz var. Buradaki mühendis arkadaşlarımız yerli projelerin geliştirme sürecinde araç üzerindeki denemeleri yazılım güncelleme konusunda problem çözme, validasyon, sorun giderme gibi konularda aktif bir şekilde çalışıyorlar. Dolayısıyla buradaki gelişmeleri yakinen takip etme fırsatımız da var ve bu alandaki yetkinliklerimizi de geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki bizim her ne kadar boş Almanya menşeli bir firma olsak dahi Türkiye'nin çok ciddi anlamda lobisini yapıyoruz. Bizim amacımız burada farklı yetkinlikleri Türkiye'ye getirebilmek, özellikle yazılım konusundaki istihdamı arttırabilmek adına Türkiye'nin çok cazip bir ülke olduğunu sürekli vurguluyoruz. Dolayısıyla lobi faaliyetleri konusunda da merkezle birlikte ciddi bir faaliyetimiz var. Üçüncü parti yazılımcıların da bu endüstriye girme konusundaki sorusu sanırım doğru anladım. Burada da belirttiğim gibi üçüncü parti yazılım aslında örneğin bizim Google'la yaptığımız anlaşma. Özellikle yazılım konusunda çok güçlü olan bu tarz firmalar Microsoft gibi. Bunlar da artık bu sektöre girmeye başladılar ve OEM'lerle birlikte ciddi farklı iş modelleri geliştiriyorlar. Artık onlar da bu oyunun birer oyuncuları haline gelmeye başladı. Ancak burada tabii ki hepsi bu konuda başarılı olacak anlamına gelmiyor. İlerleyen aşamalarda endüstride kalabileceğini görüyor olacağız. Evet, Halil Bey'e ikinci sorusunu sormak istiyorum. Halil Bey, size de iki soruyu bir kombine hale getirmeye çalışacağım. Bir katılımcımız Tufan Dağtekin'in bir sorusu var. Bir güvenlik ihlali ya da bir güvenlik saldırısı olduğunda nasıl fark ediyorsunuz ve süreç nasıl işliyor? Bir de buna da yine benzer bir soru olabilir. V2N, yani Vehicle to Network ne kadar güvenilir, dışarıdan gelecek saldırılara karşı nasıl korunmaktadır? Teşekkürler sorular için. Şimdi ilk şeyden başlarsak Tufan Bey'in sorusundan. Aslında siber güvenliğin 4 temel çalışma alanı var. Bir, ofansif dediğimiz siber saldırı yapan aslında alan. Bir, defansif dediğimiz savunma yapan alan. Bir, idari alan, politikalar, prosedürler ve benzeri süreçleri takip eden. Bir de adli bilişim, forensik dediğimiz bir alan var. Özellikle operasyonun yürüdüğü ortamlarda, yani siber
güvenlik operasyonu yürüdü. Bu nedir bu siber güvenlik operasyonları? İşte bir sisteminiz var, devreye aldığınız canlı, yönettiğiniz sunucularınız var. Bunların sürekli izlemesini yapıyorsunuz. Üzerine işte log takibi ve benzeri birçok teknik detayı var. Burada bir işte saldırı tespiti sistemleri ve benzeri çözümler kullanılıyor. Oradan sürekli sistemi takip ediyorsunuz. İşte bir anormal durum var mı vesaire. Ola ki bir durum tespit ettiniz, şüphelendiğiniz bir durum oldu. Bu sistemlerden bir uyarı geldi. Bu sefer adli bilişim süreçleri dediğimiz süreçler var. Bu süreçlerle de ilgili sistemlerin detaylı analizi yapılarak hani sistemde ne gibi hareketler olmuş, olağan dışı ne gibi faaliyetler var, işte bunun içinde zararlı yazılım analizinden ağ üzerindeki haberleşme analizine kadar geçmişe yönelik topladığınız kayıtları aslında tutuyorsunuz. Buradaki temel husus aslında kayıt tutmak. Yaptığınız tüm aksiyonları, her şeyi kaydediyorsunuz ve izliyorsunuz. Şüpheli bir durum tespit ettiğinizde de bu kayıtları geriye dönüp inceleyerek ne gibi bir hani olağan dışı durum olmuş, bu bir saldırı mıdır? Eğer bunu tespit ettiyseniz nereden, nasıl gelmiş ve nasıl önlem alırım? Bunun gibi aslında süreçleri yönetiyorsunuz. Vehicle to network'te de dediğiniz gibi aslında hani her araç artık şey biraz IoT aslında hani bir araç içinde bir IoT cihazı desek çok da yanlış olmaz herhalde. Her şey giderek bağlanabiliyor. Yani işte bugün evimizdeki bir akıllı lambanın da uzaktan hacklenip açılıp kapatılması riski var. Aynı riskler bu sefer bir araba için de geçerli olacak. Tabii burada işte yine konuştuğumuz güvenlik süreçlerini ilk baştan doğru tasarlama ve gerekli önlemleri, sıkılaştırma önlemlerini ve benzeri siber güvenlik süreçlerini, sistem güvenliği mühendis süreçlerini aslında düzgün yönetiyor olma. Zaten bu tehditleri en baştan belirleyip ilgili aksiyonları ona göre aslında gerçekleme aşamasında alıyor olmamızı, test ve doğrulamada da bunları kontrol ediyor olmamızı sağlayacak. Ama tabii bu yine de hep söylüyoruz, yani bu mükemmel güvenlik yok. Alabildiğimiz önlemleri alıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla günümüzdeki hani tecrübelerimizle ve güncel bilinen değerlerle önlemleri alıyoruz. Ama işte sıfırıncı gün saldırıları ve benzeri çok farklı saldırı türleri var. İlla ki bir durumla karşılaşabiliriz. Bu durumda da hani bütün aldığımız önlemleri aldık. İçimiz bir noktada rahat, sistematik bir şekilde süreci yönettik. Bir şeyler oldu. Bu olabilir her zaman. Burada da işte bahsettiğimiz aslında diğer sorudaki gibi adli bilişim süreçleri, forensik süreçleriyle süreci iyi inceleyip eksik noktayı bulup onu düzeltip ilgili aksiyonları alıp devam etmek gerekiyor. Çok teşekkürler. Şimdi Sezgin Bey'e ikinci sorusunu yöneltmek istiyorum. Bu bizim de açıkçası OSD'nin de en kritik konularından bir tanesi. Yani bu dönüşen dünyada bu nitelikli iş gücünü hem geliştirmek hem korumak anlamında kritik gördüğümüz bir konu. Ülkemizde siber güvenlik ile alakalı uzmanlıklar ne durumda? Siber koruma ihtiyaçları yeni iş uzmanlık fırsatları doğuruyor mu? Bir de tabii buna ilave olarak bu uzmanlıklarda nitelikli iş gücü bulmakta zorluk çekiyor muyuz diye ben de ilave şöyle ucuna bir sorayım sorayım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Aslında çok ciddi bir fırsat var burada. Bu tür dönüşümler ciddi fırsatlar yaratıyor ve bu fırsatları ilk değerlendiren olmak her zaman avantaj sağlıyor. Bu konuda aslında baktığımız zaman biz ilk çalışmalara başladığımızda şunu gördük. Türkiye'deki teknik servisler ve onay kuruluşları henüz bu konuda akredite değiller. Regülasyonlar karşımıza çıkmış olmasına rağmen ülkecek aslında burada bir eksiğimiz var. Dolayısıyla bu eksiği fırsat olarak görüp değerlendirebiliriz. Bu alanda aslında çok fazla şey de şu anda görünmüyor. Bu sistemde henüz yeni yer aldığı için uzmanlıklar da bulunmuyor. Dolayısıyla nitelikli bu konularda uzman, özellikle araç tarafıyla alakalı uzmanlarla karşılaşmak gerçekten çok zor. Dolayısıyla aslında biz bu bağlamda Birkan Bey de demişti üniversitelerden başlamak lazım diye. Üniversitelerle de görüşmeye başladık. Bunun üniversitelerde ders olarak
Kesinlikle özellikle otomotiv mühendisliği içerisinde ve diğer bölümlerde fonksiyonel güvenliğin, siber güvenliğin ders olarak verilerek başlanması ve bu konunun üzerine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda teknik servislerde şu anda gördüğüm kadarıyla yurt dışından eğitim alarak bu açığı, akreditasyonu sağlamaya çalışıyorlar onay kuruluşları benzer şekilde. Ve benim yurt dışında gördüğüm ciddi bir danışmanlık hizmeti veren bir ağ oluşmuş. Aslında ve bunlar da genelde zaten hali hazırda denetim firmaları, yani TÜV gibi firmalar, Avrupa kısımlarda organizasyonlar ekiplerini bununla alakalı uzmanlıklarını kazanmışlar ve bu alanda hizmet vermeye, danışmanlık vermeye başlamışlar. Türkiye'de de bunun çok artacağını düşünüyorum. O yüzden burada bizi izleyen mühendis arkadaşlarımız varsa ve sektörde yer almak isteyen, yeni yaklaşımlar sergilemek isteyen kişiler varsa bu konuda bence yönlenmek ciddi avantaj sağlayacaktır. Çok çok teşekkürler sizinle. Kritik bir konuydu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi süremize bakıyorum. 3 dakikamız var ve bir tane çok kıymetli bir sorumuz var. Ben hemen o ortaya sormak istiyorum. Bu konuda yorum yapmak isteyen katılımcımız var mı? Belki ben de ilave birkaç bir şey söyleyebilirim. Çağdaş Çelebi'den geliyor soru. Türkiye'deki düzenleyici kurumların dijitalleşme ve siber güvenlik ile ilgili alanlarda OEM'lerden talepleri bulunuyor mu? Kamu bu konuda yeterli mi? Hani bu konuda katkı sağlamak isteyen konuşmacımız varsa sözü bırakabilirim. Veya hani bir iki yorum isterseniz ben yapayım. Belki sizlerin ilaveleriniz olacaktır. Şöyle ki aslında OEM'lerden talepleri daha çok şu anda Avrupa Birliği'nin mevzuatı belirliyor bizler için. Malumunuz bu gümrük birliği kapsamında zaten biz teknik mevzuat anlamında birebir uyumlu olmak zorundayız. Avrupa Birliği'nde de her alanda zaten regülasyonlar tsunami şeklinde geliyor üstümüze. O yüzden açıkçası bizim kamu yönetiminin bu alanda OEM'lerden talebinden öte Avrupa Birliği'nin koyduğu kurallara hep birlikte şey yapmaya çalışıyoruz, uyum sağlamaya çalışıyoruz diyebilirim. Kamu bu konuda yeterli mi sorusu şöyle ki aslında hepimiz bu alanda el birliğiyle çalışıyoruz. Kamu, özel sektör birlikte açıkçası yeterliliğimizi sağlamaya çalışıyoruz diyelim. Tabii burada şöyle daha iyi gidebilecek alanlarımız var mı? Var benim gördüğüm kadarıyla. Sonuçta bağlantılı araçlarla birlikte işte kademe kademe devreye girecek olan hizmetleri biraz daha hızlı devreye alıyor olmamız lazım. Yani gerek mevzuat altyapımızı, gerek teknik altyapımızı biraz daha rakiplerimize göre geride kalmadan hızlı devreye almamız lazım gibi görüyoruz. Bunu da yaparken hani herhangi bir rekabet kaybına sebebiyet vermeden bu artan maliyetlerimizi bir şekilde ülkece yönetebiliyor olarak yapmamız lazım gibi görüyoruz. Biz OSD bünyesinde üyelerimizle bu konuda yoğun bir şekilde hem Sanayi Bakanlığımızla hem BTK ile çok yoğun çalışıyoruz. Çok da önemli kritik adımlar da atılıyor ama daha hep birlikte daha yapacak çok şeyimiz var benim gördüğüm kadarıyla. Bilemiyorum Birkan Bey, Sezgin Bey, OEM tarafından sizin ilaveleriniz olur mu? Özlem Hanım, aynı çizdiğiniz tablo gibi aynı yerdeyiz zaten. Hani kamu tarafı şu anda bir regülatif bakış açısıyla bir çerçeveyi çizmiş durumda Avrupa Birliği uyum yasaları ile birlikte. Biz de ona peşi sıra uymak için çalışıyoruz. Hani soruyu şöyle de eğer bu mimarda sorulduysa hani kamunun güvenlikli bir araçtan beklentisi ne olur gibi bir şeye de evirebilirsek soruyu şu anda Türkiye'de işte Vehicle to X'in kırılımları olan işte bir tane soruda Vehicle to N için gelmişti. Network bağlantısı, işte araç haberleşmesi, araç yaya, network vesaire gibi altyapı hizmetleriyle haberleşmesi. Şu an Türkiye'de böyle bir şey yok. Hani böyle bir şey olursa kamunun
bırakın o zaman siber güvenlik R155'i, o zaman belki özel bir şeyler isteyebilir OEM'lerden gibi ben yorumluyorum soruyu. Ama şu anda bu akıllı yol, işte smart city dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri anlamında bu tür şeyler çalışılıyor. Belli yolların akıllı ulaşım sistemleriyle bezenmesi anlamında sensör gibi vesaire gibi bakanlıklar nezdinde belli yerlerde demo çalışmaları için. Hani orası bir use case gibi bir şey olacak bizim için hep beraber. Bütün Türkiye için, OEM'ler, insanlar için. Hani böyle bir şey canlıya alındığı noktada o zaman farklılaşabiliriz. O zaman bizden özel bir talebi olur, atıyorum Anadolu İsuzu'dan. Şu haberleşmeyi benim network'üme şöyle geldin, bunu böyle yap, şöyle güvenlik açığım var gibi, ama şu anda akıllı ulaşım sistemleriyle bezenmiş bir en azından canlıya alınmış bir altyapı hizmeti şu an için Türkiye'de yok çalışılan konulardan. Onun haricinde tam olarak dediğiniz noktadayız. Hep beraber GSR 24'ün paketlerinden biri olan bugünkü webinar konusu 155 ve peşi sırada yazılım güncelleme yönetim sistemi R156'ya çalışmaya devam ediyoruz açıkçası. Ben de bir ekleme yapabilir miyim acaba? Teşekkür ederim. Ya aslında Avrupa'da elektrikli araçlara ve otonom araçlara çok ciddi teşvikler var. Teşvikler olduğu için de tamamen bir dönüşüm süreci mevcut. Konvansiyonel araçların giremediği şehirler var şu anda. Dolayısıyla elektrikli araçlar ve otonom araçlar bu kadar yaygınlaşmışken bu tür regülasyonlara uyum ve bu şekilde altyapı çalışmaları çok daha hızlı sonuçlar bekleniyor Avrupa'da. Dolayısıyla ağırlıklı olarak orada belki çok daha fazla çalışma görüyor olabiliriz. Türkiye'de öncelikle biraz daha belki de elektrifikasyon geçişini, bataryalı araç, elektrikli araç ve otonom araçların biraz daha yaygınlaşmasıyla ben bu süreçlerin hızlanacağını düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Evet, 3 dakika rötarla webinarımızı tamamlamış olduk. Ben öncelikle katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi takip eden, sorularıyla zenginleştiren katılımcılarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ve İstanbul Ticaret Odası'ndan Sayın Yönetim Kurulu üyemize çok çok teşekkür ediyorum bu keyifli ortam için. Konuşmacılarımıza katılımları için teşekkür ederiz. Sayın konuklarımız, webinarımız sona ermiştir.